Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Günlükle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan maddelerini ve sıcak gelişmelerini değerli konuklarımızla birlikte günlükte masaya yatıracağız. Öte yandan COVID-19'la mücadele de devam ediyor. İzmir, Ankara, İstanbul'dan sokağın nabzını tutacağız ve son durumu muhabirlerimizden öğreneceğiz. Öte yandan siyaset gündemine de mercek tutacağız. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay ve Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal bizlerle birlikte olacak. Hem Atina'nın silahlanmasını, hem Amerikan üslerini, hem de Afganistan meselesini detaylı bir şekilde günlükte saat 16 itibariyle konuşmaya başlayacağız. Günlüğe başlayalım. COVID-19'la mücadelede kritik aşamalardan birindeyiz. Yine 1 Temmuz'da başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından vatandaşlarda bir rehavet süreci gözlemlendi. Bunun sonucunda da yeni vaka sayısı 16 bine dayanmış durumda. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı ise 63'e yeniden ulaştı. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Maske, mesafe, hijyen kuralına uyuluyor mu acaba? İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri de İstiklal Caddesi. Muhabirimiz Dilek Doğan şu anda İstiklal Caddesi'nde bize son durumu aktaracak. Dilek Doğan, seni dinleyelim. Evet Seda Hanım, öncelikle çok kalabalık bir cadde. Her zaman öyleydi ama normalleşme sürecinde o kalabalık yeniden eski haline döndü ve şu anda adım atacak yer kalmadı caddede. Hatta şu an en sakin olduğu bölgelerden bir tanesindeyiz. Taksim Meydanı'ndan tünel çıkışına kadar çok fazla kalabalık olduğunu söyleyelim. Tabii bayramda oldukça boşalmıştı İstanbul ama dün işbaşı yapmasıyla birlikte vatandaşların tekrar doldu İstanbul. Tabii bulunduğumuz nokta aynı zamanda turizm merkezi. Merkezlerinden bir tanesi, en fazla turistlerin, yabancı turistlerin ziyaret ettiği bir nokta olduğu için şu anda yabancı turistlerin akını da çok fazla. Ancak şunu söylemekte fayda var. Yabancıların daha fazla uymadığını gözlemliyoruz kurallara. Özellikle maskeyi çıkarmış durumdalar. Tabii çoğu aşı olduğuna dair bilgi veriyor. Neden takmıyorsunuz dediğimizde aşı olduklarını söylüyorlar. Bir taraftan sıcak havayı bahane ediyorlar. Yani bahaneler saymakla bitmiyor ama tekrar edelim, en fazla yabancıların uymadığını gözlemliyoruz maske kuralına. Zaten kalabalık arttıkça sosyal mesafe ve hijyen kurallarında ihlaller çok fazla oluyor. İstanbul'un genel anlamda aşılamayla ilgili tablosu oldukça iyi, ancak hareketlilik nedeniyle, transit geçiş bölgesi olması nedeniyle, sürekli bir akış olması nedeniyle bu hareketlilik vaka sayılarını tırmanışa geçiriyor. Hemen kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim, o kalabalığı sizlere göstersin. Ben de İstanbul'daki tabloyu şöyle genel bir çerçeve çizerek anlatayım sizlere. Tabii aşılama oldukça iyi dedik. Birinci doz Türkiye ortalaması %64, ikinci doz ortalaması ise %38. Ancak uzmanlar bu oranların yetmeyeceğini söylüyorlar. Toplumun %70'inin bir an önce aşılanması gerektiğini söylüyorlar ki vaka sayılarının giderek arttığını söyledik. 16 bini aştı, 17 bine dayandı. Günlük olarak 2000'den fazla kişi COVID-19'a yakalanıyor. Şu an zaten kameraları da yansıyor bir taraftan, maske takmayanlar. Ama şunu tekrar edeyim, kalabalık arttıkça bu kuralların ihlal edildiğini söyleyelim zaten. Birbirlerine bakarak da bunu gözlemliyorlar. Çünkü maske takmayanların sayısı fazlalaştıkça onlar da biz neden takıyoruz maskeyi diye bir taraftan sıcak havayı bahane ediyorlar, bir taraftan da açık havayı. Açık havada olmaları da maske takmalarını bir taraftan bahaneler uydurmalarına neden oluyor. Uzmanlar sürekli uyarıyor, denetimler sürüyor caddede. Ekipler maske takmayanlara, sosyal mesafe kuralına uymayanlara evet uyarıda bulunuyorlar ama yabancılara söz geçirmek biraz daha zor. Çünkü onlarla iletişime geçmek çok zor. Yabancı dil bilmek gerekiyor. Ekiplerin çoğu yabancı dil konusunda yetersiz kaldığı için uyaramıyorlar. Sadece iletişime geçiyorlar. Mimikleriyle iletişime geçmeye çalışsalar da maalesef yabancılar bu konuda pek umursamaz davranıyorlar. Bu umursamazlıklarını da bahanelerle sıralıyorlar. Açık hava, sıcak hava. Bir taraftan da aşı olduklarını söylüyorlar ama uzmanlar zaten aşı olmanın tek başına yeterli olmadığını, tedbirlerle bunu pekiştirmek gerektiğini söylüyorlar. Tabii esnafın da beklentisi var. Esnaf önerilerde bulunuyor. Artık restoranlara ve kafelere iki doz aşı olmayanların alınmaması gerektiğine dair önerilerde bulundu.
bunlar da önümüzdeki günlerde gündeme gelecek gibi duruyor. Onlar da tekrar kapanma ve dördüncü dalga endişesini bir kez daha yaşamak istemiyorlar. Ekonomik olarak zaten zor durumda olduğunu söylüyorlar. Bir kez daha bu tarz tam kapanma ve dördüncü dalgayı bir daha kaldıramayacaklarını söylüyorlar ve herkesin aşı olması gerektiğini söylüyorlar diyelim ve İstiklal Caddesi'nden sözü tekrar size bırakalım. Dilek Doğan'a teşekkür ediyoruz. İstanbul'un en kalabalık, en işlek caddelerinden biri olan Taksim'deki İstiklal Caddesi'nden bize bir yayın yaptı. İstiklal Caddesi normalde her zaman kalabalık olan bir cadde ama hem yaz mevsiminin gelmesi, hem turist yoğunluğunun artması, hem de normalleşme sürecinin getirdiği o rahatlıkla birlikte İstiklal Caddesi her zamankinden daha kalabalık. Yayına yansıyan görüntülerde de maske kuralının ihlal edildiğini görüyoruz. Büyük oranda aşılamanın rahatlığıyla oluşsa da bu yine de taşıyıcı olduğumuz ve Delta varyantının aşılarla ilgili tam bir aşıların bu konuda etkili olmadığını hatırlatmış olalım. Maske ve mesafe kuralına dikkat edelim. Günlük vaka sayısının 16 bini aştığını ifade etmiştik. Peki Ankara'da son durum ne? Ankara Şehir Hastanesi'ne döneceğiz. Buse Gençtürk Ankara Şehir Hastanesi'nden bize son durumu aktaracak. Seni dinleyelim Buse. Seda Anık, tabii günlük vaka sayısı 17 bine dayan neredeyse. Biz de şehir hastanesindeyiz. Şimdi aşılama devam ediyor. Ekranlarınıza getirelim. Burada da bir yurttaş işte o aşılama kampanyası kapsamında da aşısını oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapmıştı. Temmuz'da toplam 1.367.872 doz aşı uygulandığını söylemişti. Bir de dikkat çekici başlık var ki aslında o da aşı olmayanların sayısı toplam 22 milyon kişiden fazla kişi aşı olmadı. Şimdi size mikrofonu uzatalım. Nasıl hissediyorsunuz? Teşekkür ederim. Hiçbir şey hissetmedim. İkinci doz aşımı oldum. Bugün sıram gelmişti. Randevumu aldım. Tüm yurttaşlarımıza, sırası gelen tüm yurttaşlarımıza aşılarının olmasını tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Önemli bir çağrı da aldık aslında burada. Aşı olmayan kişi sayısı oldukça fazla. 22 milyonu da aştığını öğrendik. Aşı olmayan kişi sayısının tam rakamı verelim. 22 milyon 344.472 kişi aşı yaptırmadı. Ve aşı yaptırmayanların ise birinci dozuna bakacak olursak, ikinci dozuna bakacaksak 17 milyon üçüncü doz. Aşı yaptırmayanların sayısı ise 9 milyon. Şimdi bu konuları konuşacağız. Yanımızda bir konuğumuz var. Davet ederim. Kendisini yanımıza, efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hemşire Hatice Samur, evet. Size şunu sormak istiyorum öncelikle efendim. Az önce rakamları saydım aslında. Aşı olmayan kişi sayısı oldukça fazla ve vaka sayısı da 17 bine dayandı. Neler söyleyeceksiniz bu tablo hakkında? Biz aşı birimi olarak günlük aşılama hızımız gayet iyi. 3000-4000 hatta dün itibariyle 5000 seviyelerinde aşılama yapıyoruz. Fakat toplum bağışıklığı kazanması için ilk doz aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızın da mutlaka aşı yaptırması gerekiyor. Bilinçli olabilmek adına. O yüzden biz ilk doz aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Aslında tabii aşı olmak çok önemli. Vaka sayılarının artmaması için geçen yıl Nisan ayında aslında biz... Görmüştük geçtiğimiz Nisan ayında vaka sayılarının nasıl arttığını. Siz de buradan aşıya çağırıyorsunuz bir kez daha yurttaşları. Dün şehir hastanesinin durumu nasıldı? Sanırım bir yoğunluk oldu saat 4'ten sonra. Bugün bekliyor musunuz? Bugün de bekliyoruz. Gerçekten dediğim gibi toplum bağışıklığı oluşabilmesi için aşının önemini her geçen gün vatandaşlarımız da anlıyor. Dün de böyle bir anlayışla geldiklerini düşünüyorum. Aşısını olmayan bütün vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Peki şimdi çokça tartışılıyor. Kamuoyunda da haberler çıktı. Aşı olmayanlara kısıtlamalar getirilmesi. Sizce kısıtlama getirilmeli mi aşı olmayanlar için? Şimdi aslında kısıtlama hoş bir kavram değil. Fakat bildiğiniz üzere tüm dünyada bir salgın yaşanıyor. Salgının önüne geçebilmemiz için de aşı gerekiyor. Hani bilinçli vatandaşlar olarak aşımızı yaptırmamız lazım. Yaptırmıyorsak yaptırım olmalı buna yönelik olarak. Çünkü gerçekten ciddi bir salgın yaşıyoruz. Yaptırım anlamında yasakları destekliyorum diyebilirim. Son bir mesaj alalım aşıya yönelik. Ne dersiniz?
vaka sayıları yükselmesin diye aşı olmaya gelsinler mi? Siz görevinizin başındasınız. Dediğim gibi olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Bir salgın var dünya genelinde. Aşıya ulaşım büyük konfor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunu sağlıyoruz. Çok güzel bir şey aşıya ulaşım. O yüzden herkesi aşıya bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Evet, hemşire Hatice Samur Ankara Şehir Hastanesi aşı sorumlusu yayınımızdaydı. Çok önemli mesajlar verdi. Vaka sayılarının artmaması için yurttaşları aşılamaya çağırdı. Ve Ankara Şehir Hastanesi'nde de şu dakikalarda işte aşılama son sürat devam ediyor. Ve tüm yurttaşlara biz de bir kez daha hatırlatalım. Aşı en büyük, en önemli silahımız COVID-19'la mücadelede. Ve bu kapsamda da aslında uzmanlar tekrar aşıya çevrildiğini gözlerin söylüyorlar ve aşı olmak için de yurttaşlara her gün çağrı yapılıyor ve 17 bine dayandığı için de vaka sayısı bu kapsamda aşılama oldukça önemli diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Buse Gençlük'e teşekkür ediyoruz. Ankara Şehir Hastanesi'nden hem son durumu aktarmış oldu hem de Hatice Samur. Hemşire Hatice Samur'la birlikte önemli uyarılar yapmış oldular. Türkiye adeta aşısızların pandemisini yaşıyor. Aşılamanın ne kadar önemli olduğunu az önceki bağlantımızda konuşmuştuk. Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşılanmadı. Şimdi İzmir'e döneceğiz. Aşı olmayanla ilişkin bir dizi kampanya başlatılması da konuşuluyor. İzmir'de bir işletme sahibi aşı teşviki için işletmesine aşı olmayan giremez yazısı astı. Ufuk Akkaya aşı olmayan giremez yazısı asılan işletme sahibiyle şu anda birlikte sözü Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya'ya bırakalım. İyi yayınlar diliyorum değerli izleyenler. Türkiye aşı olmayanları konuşuyor ki Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca da açıklama yaptı. Hiç aşı olmamış 23 milyon hakkı bulunan yurttaşlarımız var. 17 milyon kişi ise ikinci dozunu olmaya gitmemiş. İki dozunu birden yaptırmış, üçüncü dozu hakkı bulunan da toplamda 9 milyon kişinin aşı yapılmadığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye çeşitli teşvikleri konuşuyor. Bir yandan da işletmeler de kendi ölçeklerinde önlemler almaya çalışıyor. Ki biz şimdi de o işletmelerden birindeyiz. İzmir'de Kemal Özçakar işletmesine bir yazı astı ve aşı olmayan giremez. Yani aşılıları almak istediğini söyledi. Şu anda Kemal Bey ile beraberiz ve bu kararı niçin verdiklerini ve nasıl yaptıklarını, uyguladıklarını öğreneceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Siz uzun süre kapalı kaldınız. Yani yaklaşık bir buçuk yıl. Bir buçuk yıldır çalışmıyoruz. Şimdi bu kararı verdiniz. Aşı olmayan giremez. Yazısını astınız buraya. Niçin astınız ve nasıl uyguluyorsunuz bu durumu? Şimdi şöyle söyleyelim, yani bu dördüncü olası pikin aşı olmayanlar üzerinden gerçekleştiği uzmanlar tarafından açıklanıyor. Biz geçen 1,5 yıl içerisinde çok ciddi mağduriyetler yaşadık. Geleceğe dönük borçlandık ve önümüzdeki dönemlerde açık kalmayı başarabilirsek eğer, çalışma hayatımız biraz olsun normale dönebilirse geçmişte borçlanmalarımızı ödeyebilecek durumda olabileceğiz. Yine vakalar artışta, yazlıklar vesaireler, pek çok bu konuda eleştiriler var. Ama aşının bulunması ve yaygınlaşarak bunun uygulanması, aşının uygulanması belli ki en başta biz bunu sağlık emekçilerinde gördük. Ciddi biçimde kayıplar veriliyordu bu alanda, bu alanda ölümler durdu. Aşının bu konuda büyük bir beceriye ve başarıya sahip olduğu açık. Kamuoyunun bu konuda aslında artık şüpheye düşmemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve biz bir daha kapanma gibi riskleri yaşamak istemiyoruz. Artık dayanacak halimiz de kalmadı zaten buna. Şimdi geçici olarak yazlıklar vesaire gibi bir turizm hareketi söz konusu. Ama Eylül ayından itibaren ne olacak? Yani daha kalıcı, eskisi gibi kesin kapatma ve sıkılaştırma tedbirleri uygulanırsa bizim bundan altından kalkabilmemiz, yani yılın 52 haftası hizmet veren işletmeler olarak pek mümkün görünmüyor.
Sizin aldığınız karar, tabii bu yazıyı yazdınız, aşı evet. olmayan giremez dediniz. Evet. Çok agresif bir karar bu. Agresif bir karar. Nasıl karşılandı bu agresif karar? Sizin bir defa müşterilerinizde aşı olmayan var mı? Denk geldim, çıktı mı karşınıza? Hayır, hayır. Çok çok önemli bir kısmı. Aşı konusunda hiçbir tereddüt yaşamadan zaten büyük bir merak ve ilgiyle biz bekliyorduk. Önemli bir kısmımız, müşteri portföyümün de önemli bir kısmı aşılarını oldu. Bu konuda bir problem biz yaşamadık. Ama şunu konuşmak lazım. Aşı olmayan giremez, evet ben de farkındayım. İtici bir cümle. Buraya zenciler giremez gibi algılar oluşturuyor. Ama ben doğrusu bu kadar çarpıcı olabilmesi için bunu yapmak durumunda kaldım. Aslında kamuyu bu konuda daha kesin tavır almaya, kamu yönetiminin bu konuda daha kesin cümlelerle, daha kesin kararlarla bu süreci yönetmesini bekliyorum. Şimdi bu konuda soru soracağım ama şu da önemli bir durum. Şimdi aşı olmayan giremez yazısını yazdınız. Peki nasıl kontrol ediyorsunuz? Yani bir aşınızı nasıl oldunuz diye bir şey mi soruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bir burada? Bir kere biz güvenlik görevlisi değilim ben. Ve çok itici, daha fazla itici olamam zaten bu yeterince açıklayıcı, bu konudaki kesin tutumumu açıklayıcı bir davranış. Ben müşterilerimin kuşkusuz bu konudaki beyanlarını esas alırım. Beyanlar benim için esastır. Ama çok şüpheci davranacak olursak ya da böyle bir kontrol mekanizmasını çalıştıracak olursak HES kodu üzerinden ve e-nabız üzerinden bu kontrol edilebilir zaten durumda tabii. Yani. Hayat Evet Sağır uygulamasının içerisinde de aşı kartı aşı var. Aşı kartı var tabii. Birinci dozun olmuş, tabii. İkinci dozun olmuş, üçüncü dozun tabii. olmuş yazıları da var. Tabii yani bugün uçakla seyahat, uluslararası seyahat yapabilmek için de aşı karnesinin aşı belgelerini mutlaka istiyorlar uçak biletleri satın alınırken. Ya otobüse binemiyorsunuz HES kodunu kendi kartınıza yüklemeden bu mümkün görünmüyor. Bizim restoranlar bünyesinde de bunun daha kontrollü, daha sıkı yapıp kamunun bu konudaki çalışmalarına destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani aşı karşıtlığı üzerinde varabileceğimiz bir yer yok. Bu bir felakete neden olur aksi takdirde. Siz tabii İzmir Alsancak'ta tek işletmesiniz şu an bunu yapan. Bir kıvılcım gibi bir durum söz konusu bu. Çoban Ateş de diyebiliriz buna. Evet, diyebiliriz. Ama tabii burada kamu, az önce kamu vurgusu yaptınız. Kamunun gücüyle aşı teşvikini arttırmak. Şimdi vatandaşları sizce, yani siz bir restoran sahibi olarak nasıl teşvik edebileceğimizi düşünüyorsunuz? Yani neler yapmalı ki devlet ve kamu gücü, yurttaşlarımız, o sözünü ettiğim 23 milyon kişi aşı olmaya gitsin? Aşı olmakla birlikte maske takma konusunda da benzer problemleri taşıyor Türkiye. Yani hakikaten toplum ikna edilme konusunda biraz belli kesimleri sanıyorum biraz direnç gösteriyor. Yani yalnızca aşı değil, maskenin hala çok önemli bir faktör olduğu bile belli kesimler tarafından tartışılır durumda. Ben şöyle düşünüyorum artık. Tabii Odası'nın bu konudaki çalışmalarını ve beyanlarını esas alıyorum. Şöyle düşünüyorum artık yaşadığımız çağda bu pandemi sürecinde aşı olmamak bireysel bir tercih olmaktan çıkıp bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Bu minvalden baktığımız zaman aslında çok fazla problem kalmıyor. Burada peki teşvik edici faktörler devreye sokulabilir mi? Yani mesela bunu Avrupa'da tartışıyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu tartışılıyor. Evet. Çünkü orada da benzer durum söz konusu. Aşıya ilginin yüksek olmadığını gözlemleyebiliyor bilim insanları. O yüzden teşvik edelim, ekonomik teşvikler verelim, ödüller verelim gibi mesela öneriler var. Sizce bu işe yarar mı? Bilmiyorum. Yaşamdan daha büyük bir ödül yok. Yani aşı olanlar yakalanmış olsalar dahi hastaneye yatmıyorlar. Çok çok büyük bir oranı hastaneye yatmıyor. Ciddi bir yaşamsal tehdit altında almıyor. Yaşamdan daha büyük ödül mü var? Ben bunu çok önemli bir noktaya aslında temas ettiniz. Yaşamdan daha güzel bir ödül var. Ödül yok. Yani yaşayacağız. Ve geleceğe bakacağız. İşletmelerimizi açacağız. Çoluk çocuğumuzla yaşayacağımız çok uzun, çok güzel bir gelecek var. Biz bundan umudumuzu kesmedik.
Ama aşı karşıtlığıyla da varabileceğimiz hiçbir şey yok, hiçbir yer yok. Bu çok normal. Kemal Bey teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. Yayınımıza katıldınız. Bu sizin küçük de olsa önemli bir teşvikiniz var aşıya. Belki agresif olabilir. Agresif İnsanlar size olabilir. Kızabilir ama önemli bir durum. Önemli bir durum. Evet. Ben bu agresifliği biraz da basın dünyasının ilgisini arttırabilecek bir dil olarak gördüğüm için kullandım. Kendi hayatımda hiçbir zaman böyle bir dile de, böyle bir siyasi anlayışa da, hukuka da sahip değilim tabii. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Umarım aşılama sayılarımız artar ve siz de bir daha kapanmak durumunda kalmazsınız. Başarıyla bu süreci tamamlarız. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, İzmir Alsancak'ta Kemal Özçakar'ın işlettiği işletmeye işte az önce gösterdiğimiz aşı olmayan giremez yazısı asılmıştı. Burada da tabii ki amaç aşı teşvikini arttırmak, dikkatleri aşıya yöneltmekti. Esnafımız bu önlemi aldı. Bu teşvik de diyebiliriz aslında buna. Bu teşviki aldı. Kamuda tabii ki halk sağlığına etkilenmemesi için güzel de bir öneri sundu. En önemli teşvik hayattır, yaşamdır. Ailelerimizle beraber güzel ve mutlu bir gelecek için aşı olmalıyız diye noktaladı. Ben de bu sözleri tekrarlamak istiyorum. Bu sözlerle yayını tekrar merkeze bırakıyorum. Söz yeniden sizde. Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdi haberlerimize devam edeceğiz. İran kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu piyade uzman çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı kahraman askerin ailesine başsağlığı diledi. İran kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu. Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı'ndan PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ateş sonucu Hakkari, Otluca Dağı ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadelerine yer verdi. 2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Çelebi'nin haberi memleketi Kırıkkale'nin Balışeh ilçesinde yaşayan ailesine de ulaştı. Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. MİT operasyonuyla PKK'ya bir darbe daha indirildi. Hakurk Lojistik Alan Sorumlusu Serdar Pir Avesta, kod adlı terörist Hakan Ateş, İran kuzeyindeki Hakurk etkisiz hale getirildi. Filmleri aratmayan operasyonun kritik ayrıntılarını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Adım adım takip edildi. Sahadaki kaynaklardan alınan bilgilerle yeri belirlendi. En uygun zamanda yapılan kritik operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT'in Suriye ve Irak'ın kuzeyinde üst düzey PKK hedeflerine nokta operasyonları devam ediyor. MİT'in bu kez hedefinde PKK-KCK'nın Hakurk Lojistik Alan Sorumlusu Serdar Pir Avesta kod adlı terörist Hakan Ateş vardı. PKK-KCK'nın üst düzey isimlerini kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip eden MİT, yerel kaynakları vasıtasıyla büyük bir gizlilikle örgüt mensuplarının kullandıkları bir alanı tespit etti. Kritik operasyon adım adım planlandı. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden MİT, dikkat çekmemek için bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Operasyon için bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçildi. Birbirinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleri kullanılarak Hakan Ateş'in faaliyetleri adım adım takip edildi. Hakurk'ta olduğu öğrenilen terörist için en uygun zaman belirlenerek harekete geçildi. Titizlikle yürütülen operasyonda sözde Hakurk sorumlusu etkisiz hale getirildi. Böylece PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki lojistik ağına ağır bir darbe indirilmiş oldu. 6 yıl boyunca Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist Hakan Ateş, PKK'nın yurt içindeki uzantısı YDGH içerisinde aktif şekilde görev alıyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize ediyordu. PKK'nın Hakurk bölgesinde yürüttüğü lojistik faaliyetlerin sorumlularından olan Hakan Ateş, aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasındaydı.
Doğu Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışın Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında şiddetli olması bekleniyor. Vatandaşlardan sel ve heyelanlara karşı dikkatli olunması istendi. Doğu Karadeniz 2 hafta arayla 2 sel felaketi yaşadı. 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları sürerken bölge için bir sel uyarısı daha geldi. Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında şiddetli yağış bekleniyor. Üst üste yaşanan 2 sağanak nedeniyle toprağın suya doyduğu belirtiliyor. Olası bir felaketin daha büyük olmasından endişe ediliyor. Ordu'da sabah saat 5'te Vali Tuncay Soner'in başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda kente meydana gelebilecek herhangi bir afet olayında alınacak tedbirler görüşüldü. Giresun ve Rize'de valilerin başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Trabzon'da ise Vali İsmail Ustaoğlu valilik toplantı salonundan kamu kurum müdürleriyle bir araya geldi. Şimdi Doğu Karadeniz'deki son durumla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Sayın İlker Koç yayınımızda. Sayın Koç hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bu süreçte özellikle Doğu Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri hepimizin canını yaktı. Bu felaketlerin üzerine bölge için tekrar uyarılar yapılıyor. Bu hafta Doğu Karadeniz'de son durum ne olacak? Hava durumunu sizden alalım. Evet, 25 Temmuz itibariyle yaptığımız meteorolojik değerlendirmede bu sabah saatleri itibariyle yani 27 Temmuz Salı sabah saatlerinden itibaren çarşamba günü akşam saatlerine kadar Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın meydana getireceği sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli olmaları yönünde bir değerlendirmede bulunduk. Yaptığımız tahminler doğrultusunda sabah saatleri itibariyle başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şu ana kadar metrekareye yaklaşık 50 kilograma yakın yağışlar kaydedildi. Yarın akşam saatlerine kadar yağışın aralıklarla bölgede devam etmesini tahmin ediyoruz. Yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek bu yağışlar. Hafta sonuna kadar Doğu Karadeniz kıyı kesimlerindeki yağışların aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Hafta sonuna kadar devam edecek olan bu yağışların normal sağanak şeklinde olmasını bekliyoruz. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak bu yağışların da herhangi bir şekilde uyarlık bu durum söz konusu olursa biz bu uyarıları gerekli tüm basın yayın organlarıyla tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saatlerine kadar bu saydığımız illerdeki sağanak yağışın etkili olmasını, buna karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz. Ancak biraz önce şunu da ifade edeyim. Bu yağışların 14 Temmuz ve 22 Temmuz'daki gibi bu şekilde bir olumsuzluğa neden olmasını tahmin etmiyoruz. Ancak toprağın da uygun hale gelmesiyle birlikte yağışın biz o topografiyi tam manasıyla bilemediğimizden dolayı yağış hızlı bir şekilde akışa geçtiğinden dolayı yarın akşam saatlerine kadar bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarında fayda var. Peki Sayın Koç, yurt genelinde hava durumu nasıl seyredecek? Mevsim normallerinde mi olacak yoksa Doğu Karadeniz'deki gibi herhangi olumsuz bir durumla karşılaşacak başka illerimiz var mı? Evet, Temmuz ve Ağustos ayları yurt genelinde kurak geçen aylar. Temmuz ve Ağustos aylarında Doğu Karadeniz su baskınları meşhur olan aylardır. Yani Doğu Karadeniz kıyı kesimlerindeki en yüksek yağışların kaydedildiği ve olumsuzluklara neden olan zaman dilimi Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Yani deniz suyunun yüksek değerlere ulaştığı, yüksek deniz suyu sıcaklığının artmasıyla birlikte bu bölgelerdeki meydana gelen yağışlar kısa zamanda sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara neden oluyor. Temmuz ayı itibariyle bölgede sağanak yağışlar etkili oldu. Hafta sonuna kadar bu sağanak yağışların aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Aksine yurdun iç ve batı kesimlerinde Temmuz ve Ağustos aylarında yağsız bir periyot etkili oluyor. Şu an itibariyle de yurdun iç ve batı kesimlerinde yağsız bir periyodun hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde yurdun kuzeydoğu kesimlerinde Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde Erzurum, Kars, Erzincan hattında bir sağanak yağış beklentimiz söz konusu. Hava sıcaklığı yağış alan yerlerde yani Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde önümüzdeki günlerde mevsim normalleri civarında seyrederken yurt genelinde yağışın olmaması ve havanın açık olmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmasını bekliyoruz. Bu artışlarla birlikte sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Önümüzdeki 3 günlük periyotta İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Az bulutlu açık bir hava hakim. Hava sıcaklığı 32-34 derece civarında. Başkent Ankara'da da açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının Ankara'da
33-34 derece civarında mevsim normallerinin 4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. İzmir'de ise önümüzdeki günlerde yağış yok, az bulutlu açık bir hava hakim. Hava sıcaklığı İzmir'de önümüzdeki günlerde 37-39 derece civarında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Antalya'da yüksek değerde sıcaklık değerleri söz konusu olacak. Önümüzdeki günlerde Antalya'da 42 derecelere ulaşan hava sıcaklık değerleri söz konusu. Aydın'da 42-44 derece arasında sıcaklık beklentimiz var. Manisa, Denizli ve Muğla'da bu değerlerin 40-42 derece arasında olmasını bekliyoruz. Adana'da önümüzdeki 2 günlük periyotta 37-40 derecelere ulaşan yüksek değerde sıcaklık değerleri söz konusu. Güneydoğu Anadolu bölgesi zaten sıcaktı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde önümüzdeki günlerde 38-40 derece civarında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerleri beklentimiz söz konusu. Sayın Koç, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar efendim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Sayın İlker Koç'la birlikte hem Doğu Karadeniz'deki son durumu öğrenmiş olduk hem de yurt genelindeki hava durumunu bize aktarmış oldu. Haberlerimizle devam edelim. Terörle mücadele gündemi oldukça yoğun. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki komutanlarla sınır hattına gitti. Kilise temaslar sürerken operasyonlar da devam etti. Hakkari'de 2, İran kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla Kilis sınır hattına gidip değerlendirmelerde bulundu. Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik etti. Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yerinde inceleme ve denetim yapıldı. Hakkari'de 2, Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, Eren 14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlar sınır ötesinde de devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 olmak üzere toplam 3 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. PKK-YPG'nin önceki gün Elbap'ta düzenlediği saldırının ardından Suriye ve Rusya Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı. Yalanı piyasaya sürüldü. Komployu Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması ortaya çıkardı. Bakanlık açıklamasında yapılan karşı operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. PKK-YPG saldırdı. Rusya ve Suriye suçlandı. Gerçekse kısa sürede ortaya çıktı. Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde önceki gün PKK-YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 askerimiz şehit oldu. 2 askerimiz de yaralandı. Saldırının Türk zırhlısının Elbap'ın Hazvan hattından Seyyih Nasır askeri noktasına giderken güdümlü tank savar füzesiyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığına işaret edildi. Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki arkadaşımız da yaralanmıştır. Saldırının ardından Membiç ve Tarifat'taki terör hedeflerinin fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlarla ateş altına alındığı ve etkili şekilde vurulduğu bildirildi. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Saldırı haberinin duyulmasıyla birlikte sosyal medyada alışıldık bir yalan kampanyası da devreye girdi. Resmi açıklama beklenmeden saldırının Rusya'nın destek verdiği Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği yalanı ortaya atıldı. Terör örgütünün de bu saldırılardaki esas amacının TSK ile Suriye ordusunu karşı karşıya getirmek olduğu değerlendiriliyor. Özellikle Suriye kontrolündeki bölgelere sızarak saldırılar düzenleyen terör örgütü, dönem dönem de Suriye askerlerinin üniformalarını giyerek benzer kışkırtmalara imza atıyor. PKK-YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef aldığı saldırılarda Türkiye içindeki muhalefetin tavrı da dikkat çekiyor. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırılara yönelik kınamalarında ısrarla PKK-YPG'nin adını vermiyor.
HDP'yi kapatma davasında iş yükü bahanesiyle süreci uzatan, adımlar atan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a istifa çağrısı büyüyor. Akademisyen ve şehit yakınları öncelikli meselenin PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kapatma davası olduğunu belirtti. İş yükü açıklaması yaptığı için de AYM Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi. Terör örgütlerine taşeronluk eden, terör örgütünün siyasi uzantısı olan bir partidir. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatma davası için iş yükü açıklaması nedeniyle toplumun her kesimden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a istifa çağrısı gelmeye devam ediyor. HDP'nin yanında düşünenlerin HDP'nin yanına gitmesi gerekir. Şehit yakınları ve siyasetçiler, yargı mensuplarının, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Türkiye'de faaliyet göstermesine karşı çıkması gerektiğini vurguladı. Eğer bu konuda gerekli tavırları göze alamayacaklarsa onu alacak olanlar vardır. Dolayısıyla oradaki görevlerinden bu kişilerin çekilmesi gerekir. Türk milletinden, Türk tarihinden daha önceki konuları varsa, onlar sivil hayata geçerlerse o konularla ilgilenirler. İstikbal, istiklal konusudur. HDP Kapatılsın Platformu üyesi ve siyasetçi akademisyen Özcan Yeniçeri, Anayasa Mahkemesi'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi bir an önce kapatması gerektiğini söyledi. Yargı gereğini yapmak ve yerine getirmek zorunda. HDP meselesi Türkiye'nin öncelikli bir meselesidir. Türk milleti HDP'yi kabul edemiyor. Herkes ya sabır çekerek sonucun ortaya çıkmasını bekliyor. Böyle bir ortamda kemküm etmenin, işi yokuşa sürmenin bir mantığı yoktur. Bir terör örgütünün varlığı, hukuk düzeninin yokluğu anlamına gelir. Şehit yakınları da Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi bir an önce kapatması ve Zühtü Arslan'ın istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi. Annem şehit olduğunda benim yanımda ne HDP vardı ne de benim yanımda HDP yoktu. Sonuçta HDP benim yanımda değil, annemi şehit eden teröristlerin cenazesine gitti. HDP ile ilgili her konu yapılabilecek kapatmaya dair her adım, her adımın destekçisiyim. HDP'nin kesinlikle kapatılması gerekiyor çünkü siyasi bir oluşum değil. Tamamen terör örgütlerinin finanse ettiği ve lanse ettiği bir kuruluş. HDP'yi kapatma davası bir an önce görüşülmeli. CHP kapatma davası için iş yükü bahanesini öne sürerek HDP'nin yanında olduğunun mesajını veren Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a sahip çıktı. Parti sözcüsü Faik Öztrak, CHP olarak görüşümüz belli. Milletin açtığı partiyi millet kapatır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini belirten Öztrak, tanıtma beklerken Erdoğan'ın verdiği külliye müjdesinin de hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Yani Anayasa Mahkemesi'nin gündemine Anayasa Mahkemesi hakimdir. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın iş yükü bahanesi için böyle dedi CHP sözcüsü. Terörün siyasi kapısına kilit vurma sürecinde HDP'nin yanında konumlanan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı savundu. CHP olarak da bizim bakış açımız bellidir. CHP Merkez Yürütme Kurulu 26 Temmuz'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası parti sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nin üye kabul etmesiyle birlikte iki ayrı devletin varlığı fiilen kabul edilmiştir. Öztrak, ulusal kanalın PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasına ilişkin davadaki açıklamalarıyla tepki toplayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yapılan istifa çağrıları sorusuna yanıt verdi. Efendim, ulusal kanalın diğer sorusu da şöyle. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın HDP'nin kapatılması davasında yaptığı iş yükü açıklamasına tepkiler geldi. Aslan'ın bu açıklamasının HDP'nin kapatılmasına karşı bir görüş olduğu belirtildi. Bu nedenle de istifası istendi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? CHP olarak da bizim bakış açımız bellidir. Siyasi partileri millet açar, millet kapatır. Ulusal kanalın CHP sözcüsüne yönlendirdiği bir diğer soruysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımına ilişkin oldu. Kuzey Kıbrıs'ın tanıtılması gerektiğini söyleyen Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliye müjdesinin hayal kırıklığı olduğunu da belirtti. Ulusal kanalın ilk sorusu şöyle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için bazı öneriler, atılması gereken adımlar gündeme geldi. Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacak ülkelerde tartışılıyor. Dünyadaki ve özelde Doğu Akdeniz'deki dengelere bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hangi ülkeler tanımaktan, hangi ülkeler tanımamaktan yana olur? Cumhuriyet Halk Partisi daha ilk günden beri Kıbrıs Türklerinin haklı davasının yanında oldu. Tabii hükümetin de bu konuda gerekli çabayı göstermesi gerekir.
Kuzey Kıbrıs'ın başta dost ve akraba ülkeler olmak üzere tüm dünya tarafından tanınması için açık bir çağrı yerine Kuzey Kıbrıs'a bir saray yapılması projesinin ortaya atılması gerçek bir hayal kırıklığı olmuştur. İzmir'de son 2 hafta içerisinde Türk Karasularından Yunanistan'a geçmek isteyen 456 düzensiz göçmen kurtarıldı. Organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı. Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İzmir'in Dikili, Seferihisar, Foça, Çeşme ve Menderes ilçelerinde farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 465 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize ettiği iddia edilen 2 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 16 Temmuz'da Menderes ilçesi açıklarında 23, 17 Temmuz'da Özdere açıklarında 12, 19 ve 20 Temmuz'da ise Seferihisar açıklarında 33 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi. Dikili açıklarında 17 ila 20 Temmuz tarihleri arasında 78, Seferihisar açıklarında 18, 21 Temmuz tarihleri arasında 217, Foça ilçesi açıklarında 22 Temmuz tarihinde 26, Çeşme ilçesinde yelkenli teknenin içinde 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. Böylece İzmir açıklarında son 2 haftada 456 düzensiz göçmen kurtarılmış oldu. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alan Yunanistan'a tepki gösterdi. Kilis'te 2. Ordu İleri Komuta yerini ziyaret eden Akar, Yunanistan'ın provokatif saldırılarından vazgeçmediğini söyledi. Yunanistan'ın adaları silahlandırarak Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı davrandığını belirten Akar, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusu da yaptı. Bir silahlanma yarışına tutturmuşlar, gidiyorlar. Arkadaşlarım bu 3-5 uçak almakla, 3-5 efendim kullanım uçakla efendim güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Maalesef Yunan komşularımız provokasyondan, provokatif açıklamalardan, saldırgan söylemlerden bir türlü vazgeçmediler, vazgeçmiyor arkadaşlarım. Her zaman olduğu gibi biz hukuktan yanayız, diyalogtan yanayız ve bunu samimi olarak yapıyoruz. Bir tarafta Lozan Anlaşması var, bir tarafta efendim Paris anlaşması söz konusu yani 1923-1947. Bunlardan bahsediyoruz ve bunları dahi teferruat gibi görme eğiliminde bizim komşularımız yok saymak, göz ardı etmek gibi bir eğilime giriyorlar. Demişiz ki şu adalar silahlandırılamaz. Bunlar gayri askeri statüde olacak diye. Ve bu 1947'de teyit edilmiş. Bunlar şimdi silahlandırılıyor. Tehdit var diyorlar. Arkadaşlarım tehdit vesaire böyle bir şey asla söz konusu değil. Yunanlı komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl çözümlerle. Siyasal çözümlerle, yani buradaki sorunlarımızı çözme gayretlerimize katılmalarını bekliyoruz. Bu Kıbrıs konusunda arkadaşlarım bu artık 50 seneden beri yapılmış, denenmiş yollar var. 50 seneden beri. Çözüm yok. Yani Güney Kıbrıs Rum yönetimi anlam planını reddetmiş bir topluluk. Ve geldiğimiz noktada aynı yerde tekrar böyle gitmenin, gelmenin, konuşmanın, görüşmenin, zaman kaybetmenin manası yok. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kararını verdi arkadaşlar. Ve bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Egemen, bağımsız, iki eşit devlet. Bunu herkesin sindirmesi lazım, özümsemesi lazım. MHP lideri Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki devletli çözüm ve Maraş açılımını kınama kararına tepki gösterdi. Kıbrıs Türk Devleti'nin ufukta göründüğünü belirten Bahçeli, iki devletli çözüm vurgusunu yineledi. Bahçeli'nin gündeminde Amerikan Merkezli Vakıf tarafından fonlanan medya kuruluşları da vardı. Uluslararası ilişkilerde başı eğik, aciz, atıl ve atalete düşmüş bir Türkiye artık yoktur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Maraş açılımını kınama kararına tepki gösterdi. Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka yolun olmadığını vurguladı. Kıbrıs Türklüğü kendi kaderini kendi tayin etmeye, kendi göbek bağını kendi kesmeye hazırdır. Buna da kararlıdır. Başkalarının ağzına bakmıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin kapalı Maraş ve iki devletli çözüme ilişkin açıklamalarını 23 Temmuz'da kınamıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kınama açıklamasına Türkiye'den tepkiler de gelmeye devam ediyor. Buna karşılık ağzımızdan ne çıkacağına baktırıyoruz. İki devletli çözüm mesajı veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Türk Devleti'nin ufukta görüldüğünü belirtti. Birleşmiş Milletler himayesinde 10 yıllardır süregelen Kıbrıs görüşmeleri hiçbir işe yaramamış, deyim yerindeyse bir arpa boyu mesafe alınamamıştır. Bu kapsamda federasyona esas alan görüşme trafiğinin hiçbir anlamının kalmadığı, iki devletli çözümden başka bir seçeneğin de bulunmadığı anlaşılmıştır. Kıbrıs Türk Devleti ufukta görünmüştür. Ok yaydan çıkmış, artık geriye dönüş yolu kapanmıştır. Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir. Dinamik ve devam ede gelen süreçlerden oluşan uluslararası ilişkiler ağı. Bahçeli, Kıbrıs'ta Türklere yaptırım hazırlığını duyuran Güney Kıbrıs Rum kesimine de tepki gösterdi. Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiades'in son gelişmelerden sonra Kıbrıs Türklerine verilen AB pasaportlarının iptaliyle ilgili hazırlığa girmesi de nafile ve art niyetli bir siyasetin şifresidir. MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde Amerikan merkezli Crest Foundation Vakfı'nın fonladığı medya kuruluşları da vardı. Türkiye aleyhtarlarından para alanların aynı şekilde emir aldıkları, bununla da yetinmeyerek düşman kılıcını salladıkları ulu orta meydandadır. Geldiğimiz bu aşamada özgür medyadan değil, güdümlü kukla ve esaret altına alınmış medyadan bahsetmek en doğru tariftir. Rum yönetimi lideri 2. Maraş açılımına karşı misilleme yapmaya hazırlanıyor. Buna göre Kıbrıs Türklerine verilen Avrupa Birliği pasaportlarının iptali konuşuluyor. Misilleme iddiasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanıtı gecikmedi. Tatar, buyursun iptal etsin Maraş açılımından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Asla vazgeçmeyeceğiz dedi. 110 bin Türk'ün pasaportunun iptali gündeme getirildi. Rum yönetimi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan ettiği 2. Maraş açılımını Kıbrıs Türklerine verilen AB pasaportlarının iptaliyle misillemeyi planlıyor. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiades, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ilan ettiği 2. Maraş açılımını engelleme çabasına girdi. Anastasiades, KKTC'yi tanıyan ve görev alanlardan oluşan kapsamlı iptal listemiz hazır. İtiraz eden mahkemeye gider ifadelerini kullanarak yine skandal bir açıklamada bulundu. Anastasiades, Filelefteros gazetesine verdiği röportajda Kıbrıs Türklerinin pasaportlarını iptal etme hazırlığını açıkladı. Skandal ifadelere KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanıtı gecikmedi. Tatar, buyursun iptal etsin, Maraş açılımından ve KKTC'den asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Rumların devlet. Avrupa Birliği'nin Rumları haksız bir yere tam üye yaptığını vurgulayan Tatar, Birleşmiş Milletler'in gayri resmi Kıbrıs konferansında masaya iki ayrı egemenlikli iki devletli çözüm önerisi koyduklarını da hatırlattı. Yapılan değerlendirmeler. Dünya Antemperyalist Gençlik Birliği 3 İsrail tehdidine karşı birleşti. Batı Asya'da Amerikan emperyalizmi ve İsrail Siyonizmine direnen 6 ülkenin gençliği Bağımsız Filistin başlığı altında çevrim içi toplandı. Toplantının sonunda sonuç bildirgesi de okundu. Emperyalist Siyonist tehdide karşı Bağımsız Filistin Devleti için tek cephe ve tek yüreğiz vurgusu yapıldı. Filistin işgalin, zulmün alt yakılarak, gözyaşı dökülerek bitmeyeceğini dünyaya gösterdi. Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği, Türkiye Gençlik Birliği'nin de içinde olduğu 11 gençlik örgütünü bir araya getirdi. İsrail ve Amerika ile işbirliği yapan hükümetlere karşı baskı kurmak ve Filistin davasının halkların davası olarak kabul edilmesini sağlamaya çalışmalıyız. Batı Asya'da Amerikan emperyalizmi ve İsrail Siyonizmine direnen 6 ülkenin gençliği, Bağımsız Filistin için çevrim içi toplantı düzenledi. Uluslararası topluma çağrılar İsrail saldırganlarını durduramamaktadır. İsrail'in işgali ve saldırıları artık ömrünü doldurmuştur. Filistin halkını çaresiz, yalnız gösteren tutumlara şiddetle karşı çıkıyoruz. Konferansın başkanlığını Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği Genel Sekreteri Işık Gün Akfırat yaptı. Akfırat, Batı Asya'da oluşturulan bu birliğin bölgede ve dünyada tüm anti-emperyalist gençliğe de hızla yayılacağını ifade etti. Emperyalist Siyonist tehdide karşı Bağımsız Filistin Devleti için tek cephe ve tek yüreğiz.
Konferansta direnişin en önündeki gençler konuştu. Bağımsız Filistin Konferansı'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Filistin direnişinin en büyük üç örgütü El-Fetih, Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin bir araya getirilmesi oldu. ABD ve uluslararası yağmacı güçler tarafından bölgeyi istikrarsızlaştırmak, mezhepsel çekişmeler yaratmak ve bölgedeki ulusal kurtuluş güçlerini kuşatmak için kullanılan gelişmiş bir emperyalist siyonist silahtır. Bu Amerika gerçekte şeytani bir varlıktır ve özünde insanın, halkın, özgürlüğün, gerçeğin ve adaletin düşmanıdır. Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay da konuşma yaptı. 50 yıldır Filistin halkı direnişi ve devletiyle omuz omuzayız dedi. Bölgemizi emperyalizmin kanlı postallarından temizlemek için Amerika destekli İsrail saldırısının 3 hedefini saptamak zorundayız. Vatan Partisi olarak bu savaşta 50 yıldır Filistin devleti ve halkıyla omuz omuzayız. TGB Genel Başkanı Dilek Çınar da konuşmasında 3 İsrail tehdidine dikkat çekti. Müjdeler olsun. Anti-emperyalist ve anti-siyonist dünya gençliği birleşiyor. Filistinli kardeşlerimize and olsun. Emperyalizmi ve siyonizmi berbat edeceğiz. Toplantının sonunda sonuç bildirgesi de okundu. Emperyalist, siyonist tehdide karşı bağımsız Filistin devleti için tek cephe ve tek yüreğiz vurgusu yapıldı. Bizim en büyük gücümüz, haklı davamıza dayanan kardeşliğimiz ve dayanışmamızdır. Kısa bir reklam aramız var. Reklam arasının ardından günlük devam edecek. Günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tunus'a dönelim. Tunus'ta siyasi kaosun önüne geçildi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Saied, ordu ve halkın desteğiyle mevcut başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıkladı. Tunus İşçi Sendikaları Federasyonu'ndan da Cumhurbaşkanı'na destek açıklaması geldi. Tunus'ta istikrar hamlesi sonrası Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Ghannouchi'nin yaptığı sokak çağrısına katılım da sınırlı kaldı. Öte yandan görevden alınan Başbakan Meşişi ve Nahda Hareketi Lideri Ghannouchi'nin Amerika ve Biden'la ilgili dikkat çeken görüşme ve açıklamaları gündeme geldi. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Saied'ten istikrar hamlesi geldi. Bir süredir ekonomik gerilim içindeki ülkede siyasi kaosun oluşmaması için mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi görevden alındı. Cumhurbaşkanı Saied, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrası konuştu. Saied, Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alınması gerektiğini belirtti. Tunus lideri bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını da açıkladı. Saied, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanı kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını ifade etti. Ordu ve halk desteği de gören Kays Saied'in aldığı kararları destekleyen Tunuslular, Nahda Hareketi'nin genel merkezi önünde eylem yaptı. Tunus İşçi Sendikaları Federasyonu da Cumhurbaşkanı'na desteğini ifade etti. Karara tepki gösteren Nahda Hareketi'nin lideri ve meclis başkanı Raşit El-Ghannouchi mesajını El Cezire üzerinden verdi. Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz dedi. Ghannouchi'nin sokak çağrısına katılım sınırlı olurken Tunus meclisi yakınında toplanan iki grup arasında arbede yaşandı. Karşılıklı taşlar atıldı. Her iki taraftan da yaralananlar oldu. Ancak olay daha fazla büyümedi. Öte yandan Tunus parlamentosunda bulunan askerler, meclis başkanı Ghannouchi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi. Türkiye'den de yaşananlar sonrası peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır mesajı paylaştı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise Tunus'ta halkın iradesini temsil eden meclisin faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz denildi. Atlantik yanlısı isimler de harekete geçti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sürece müdahale çağrısı yaptı. Taraflarla görüşerek gerilimi düşürmek üzere Tunus'a hemen bugün bir heyet gönderilmeli dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın mesajı ise Tunus'ta demokratik süreçlerle seçilen meclisi askıya alan girişimden derin kaygı duyuyoruz oldu.
Öte yandan Tunus'ta görevden alınan Başbakan Meşişi ve Meclis Başkanı Ganuşi'nin ABD ile ilgili daha önce yürüttüğü faaliyetler ve yapılan açıklamalar da gündeme geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın seçilmesinin ardından Tunus Devlet Televizyonu'na konuşan Ganuşi, Tunus'u desteklemenin ABD'de bir parti değil bir devlet politikası olduğunu belirtti. ABD Tunus'ta daha avantajlı olması nedeniyle demokratik süreci destekliyor dedi. Nahda Hareketi lideri ayrıca demokratların ABD seçimlerinde başarılı olması dünyadaki demokrasi için olumlu bir mesaj değerlendirmesinde bulundu. Görevden alınan Tunus Başbakanı Meşişi'nin de yakın dönemde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la dikkat çeken bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. 25 Haziran'da yapılan ikili görüşme sonrası ABD'den yapılan açıklamada Bakan Yardımcısı Sherman'la Tunus Başbakanı Meşişi demokrasiyi teşvik etmeyi, insan haklarının korunmasını, ekonomik zorlukları ve COVID-19 küresel salgınına yanıt vermek için birlikte çalışmayı ele aldılar ifadesini kullandı. Aynı açıklamada ABD'nin demokratik geçiş konusundaki kritik süreçlerde Tunus hükümetinin ve Tunus halkının yanında olduğu belirtildi. Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır, fon aldığı Amerikalı Crest Vakfı için sivil bir kuruluş savunması yapmıştı. Ancak Çakır'ın söylediklerini yalanlayan kritik bilgiler ortaya çıktı. Wikileaks'e yer alan belgelerde Crest Vakfı'nın Türk ordusunun hareket planlarını takip etmek için gölge CIA olarak bilinen Strafor'la birlikte çalıştığı öğrenildi. Vakfın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakkari, Mardin ve Kandil'deki hareketliliği ile ilgili Stratfor'dan briefing aldığı belirlendi. Bugün yaşananlarla farklı bir haber. Elma ile armut diyebiliriz. Bir tarafta Pentagon'dan para alanlar var, diğer tarafta sivil bir vakıftan alınan fon. Elma ile armut bu. Fon aldığı ve sivil dediği kuruluş Amerikan Derin Devleti'nin uzantısı çıktı. Üstelik Medyascope'a fon veren Amerikalı vakfın Türk ordusunu gizlice takip ettiği belirlendi. Amerikalı Crest Vakfı'nın Medyascope'un da arasında olduğu çok sayıda kuruluşa yüz binlerce dolar fon aktardığı ortaya çıkmıştı. Gelen tepkiler üzerine Medyascope kurucusu Ruşen Çakır, Sözcü gazetesine açıklama yapmış, vakfın karı kocaya ait sivil bir kuruluş olduğunu savunmuştu. Olarak var olan çekirdek. Çakır'ın fon aldığını doğruladığı o vakfın Türkiye karşıtı faaliyetleri çok geçmeden ortaya çıktı. Wikileaks'te yer alan 31 Mayıs 2007 tarihli belgeye göre Crest Vakfı'nın üst düzey yöneticisi Len King Johnson'ın Türk ordusunun bilgilerine erişebilmek için gölge CIA olarak bilinen Stratfor'a başvurduğu öğrenildi. Johnson'la görüşen Stratfor çalışanının yazdığı belgede kendisinden TSK'nın Hakkari, Mardin ve Kandil'deki hareketliliğine ilişkin bilgilerin istendiği yer alıyor. Yaklaşık bir saat süren briefingin sonunda mevcut durum askeri birliklerin muhtemelen Irak'ın kuzeyine doğru bir saldırı düzenleyeceğini göstermekte bilgisi paylaşılıyor. Söz konusu belgede vakıf yöneticisi Jensen'ın Stratfor çalışanından aynı zamanda bölgenin haritalarını istediği bilgisi de var. Türkiye'de bölücü faaliyetler yürüten basının aldığı fonlar bir bir ortaya çıkıyor. Amerika ve Norveç'in ardından şimdi İsveç'in verdiği fonlar açığa çıktı. İsveç devletinin sadece geçen yıl hibe ettiği miktarsa yaklaşık 31 milyon dolar. Türkiye düşmanı Amerikancı yayın organlarının aldığı fonların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta Amerikan merkezli Crest Vakfı'nın sağladığı fonların ardından operasyon yayıncılığına verilen fonlara bir yenisi daha eklendi. Sabah gazetesinin edindiği bilgiler, Medyascope, Biyanet ve P24 gibi yayın organlarının İsveç devletinden yüz binlerce dolar aldığı yönünde. Hibe veren kuruluş, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı. Ajans doğrudan doğruya hükümete bağlı. Bu kapsamda ajans, dünya düzeyinde kalkınma ve insanlık için yatırımlar yaptığını iddia ediyor. Ajans bu kapsamda Ruşen Çakır'ın sahip olduğu Medyascope'a 2017 yılında 59.280 dolar hibe verdi. P24'ün aldığı hibe Medyascope'u da geçiyor. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi 2015 yılında siteye 63 bin dolar fon verdi. İsveç devletinden en yüksek desteği alan yayın organı ise Biyanet. 2007-2021 yılları arasında sitenin 7.672.448 Amerikan dolarıyla fonlandığı tespit edildi. 3 yıllık hibe kapsamında İsveç devlet Biyanet yöneticilerine bu yılda 877.707 dolar ödemeyi öngörüyor.
vakfın fonladığı kuruluşlar arasında Mor Çatı örgütüyle Hrant Dink Vakfı'nın olması da dikkat çekiyor. İsveç hükümetinin resmi veri bankasında yer alan bilgiye göre devlet kuruluşlarının sadece 2020 yılında yaptığı yardım 30 milyon 980 bin dolar. İki değerli konuğumuzla birlikte günlüğe devam ediyoruz. Güvenlik uzmanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay ve Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Seda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Doğu Akdeniz. Evet. Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aslında bütün gözler, bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri bölgede oldukça hareketli. Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yaptığı bir açıklama dolayısıyla Atina'ya yapılan silah ve uçak yardımlarından başlamak istiyorum aslında. Bir savaş uçağı, 18 Rafael uçağı vermişti Atina'ya. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da 3-5 kullanılmış silahla güç dengesinin değişmesi mümkün değil ifadesini kullandı. Sayın Ünal Atabay, sizle başlayalım isterseniz. Atina'nın silahlandırılması Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından bölgedeki güç dengesini etkiler mi? Şimdi tabii etkiler. Yani güç dengesini, ne tarafa ağırlıklı silahlandırılmasını öncelik verirseniz o tarafın silah bakımından güç dengesini önemli ölçüde etkiler. Bu bir gerçek. Ama tabii ki her şey silahlı olmuyor Seda Hanım. Sayın Savunma Bakanımız da onu ifade etmek istedi. Yani esas olan bu silahı kullanacak olan insandır. İnsan faktörüdür. İnsan faktörünün eğitimidir. Bunun bilinçli kullanılmasıdır. Stratejik hedeflerinize göre düzenlenmesi ve tanzim edilmesi ve konuşlanmasıdır. Teknik anlamda silah bir üstünlük sağlarsa da bu az evvel saydığım kriterlerle birlikte bir mana taşır. Bu yönüyle bakmak gerekir. Tabii Yunanistan'ın silahlanması aslında eskiden bir denge mekanizması vardı. Yani Amerika Birleşik Devletleri, NATO en azından bunu bir gözetirdi. Ona yedi gibi bir sistem, düzen vardı. Ege'de bir kriz ve kaosun veya bir çatışmayı engellemek açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO'nun, Avrupa'nın geçmişte bir bakışı vardı. Bu anlamda bugün geldiğimiz noktada bunu yitirdiğini görüyoruz. Yani Yunanistan'ı Türkiye'nin yerine bir alternatif Ege'de ve Akdeniz'de konuşlandırmaya çalışıyorlar. Bir Avrupa Birliği'nin desteğiyle hem Avrupa Birliği sınırları çizilmeye çalışılıyor. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan üzerinden Türkiye'nin sıkıştırılması ve kendi arzusu istikametinde domine etmeye çalışması iradesini görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii Türkiye de buna karşı bir direniyor veya kendi çerçevesinde bir stratejik yelpaze geliştirmeye çalışıyor. Tabii Yunanistan'ın sadece son dönemde silahlanmasından bahsedemiyoruz. Bu son 5 yıldır aslında aşağı yukarı 2014-2016'dan itibaren yoğunlaşan bir silahlanma arzusu, iradesi var. Amerika'nın da bunu desteklediğini görüyoruz. Şimdi ben geçen kendim bir özel bir çalışma yapmıştım. Yani bunu paylaşabilirim. Şöyle, bir silah dengesi açısından Yunanistan'la, yani bu rakamlar kendime has rakamlar. Mesela zırhlı muharebe aracı, bu son Amerika Birleşik Devletleri'nin hibeleriyle birlikte, hibe yardımı da var biliyorsunuz, hibe desteği var. Bunun içerisindeki silah sayısını vesairesini üzerinden bir hesaplamada zırhlı muharebe aracı dediğimiz bizim paletli zırhlı araçlarımızın işte %37 bir artış sağlıyor. Mesela topçu silahlarında %11 gibi bir artış sağlıyor. Yani güç anlamında söylüyorum ben. Veya silah sayısı açısından söylüyorum. Çok namlı roket atar dediğimiz bizim hani seri halinde atış yapan bu topçu silahlarımızın %28. Apache helikopterleri, yani kara havacılık taarruz helikopterlerinin gücünü %24. Keşif helikopterlerinin de 50 adet ilave ediyor. Yani bu kara kuvvetlerinden. Aynı şekilde deniz kuvvetlerinden gücünü arttıracak şekilde işte Fransa'dan 6 fırkateyn var.
bunun dördünü yeni almak istiyor. İkisini de eski alıp onarıp kendi gücüne bunu dahil etmek istiyor. Almanya'dan 4 fırkateyn var. Bunların da yani 4 fırkateyn Almanya modernize edecek. Yunanistan'a ait fırkateynleri. Ve son olarak da sizin ifade ettiğiniz 18 Rafael uçak Fransa'dan, işte 12 artı 6 yani yenisi ve eskisi olmak üzere. Bunun bir adetinde biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde eğitim ve uçuş eğitimi maksatlı da Yunanistan'a getirdiler. Yani bu paket şeklinde önümüzdeki günlerde devam edecek. Şimdi sadece bu değil. İsrail'in mesela İskir Adası'nda insansız hava aracı merkezi kuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri 24 adet F-35 satışını biliyorsunuz kongrede onayladı, bu geçti. F-16 modernizasyonu var aynı şekilde. Birleşik Arap Emirliği'nden drone savar temin etme çalışmaları var. İsrail'den demir kubbe hava savunma sistemi çalışmaları, tedarik çalışmaları var. İsrail'le aynı şekilde biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin askeri işbirliği kapsamı var. Yani Yunanistan'a da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle birlikte mütalaa etmek gerekiyor. Birlikte değerlendirmek gerekiyor. Tek başına değil. Avusturya'dan yeni 4 adet deniz kuvvetlerinde kullanılmak üzere helikopter temini var. Yine insan hava araçlarına karşı Amerika'dan temin etmek istediği İHA savar sistemleri var. Şimdi bir de 44 adet mirajları var. Bunlar uçmuyor, uçamıyor veya işte arızalı yedek parça sıkıntısı çekiyor Yunanistan. Buna yönelik de 1,5 milyar euro civarında bir parasal temin çalışmaları var. Ve son 5 yılda yani Yunanistan 10 milyar euro silah alımına ayırmış durumda. İsrail'le yine işbirliği çalışması kapsamında 10 yıllık pilotların eğitimi noktasında anlaşmaları var. Şimdi ben bu çerçeveyi niye çizdim? Bir de az evvel bir yüzdeler verdim. Bir rakam koydum ortaya. Yani Amerika Birleşik Devletleri işte üstleri de haritada görülüyor. İşte Larissa'da, Selanik'te, Kavala'da, Dedaaş'ta, tabii aşağıda bir de Girit'te suda üssü var. Görünmüyor şu anda ama o da dahil ettiğimizde Amerika'nın bir Yunanistan'da konuşlanma arzusu var. Şimdi Dedaaş meselesi var son günlerde konuşulan. Aslında o bu hibe silahlar Yunanistan'a verilecek olan silahların dışındaki başka bir faaliyet bu. Yani bu bir rotasyon dediğimiz Avrupa'daki Amerikan ordusunu rotasyonu ile ilgili Dedaaş Limanı'nın kullanılmasına ilişkin bir faaliyet. Belki ona da kısa değinir. Zamanınızı almak istemiyorum hızlı bir şekilde. Tabii Yunanistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin konuşlanma arzusu Avrupa içlerine daha kısa sürede ulaşmak. Birincisi bu. Rusya'nın tehdidine karşı daha yakından bir tedbir almak. Aynı zamanda bir taşla iki kuşu vurmak suretiyle Türkiye'yi de oradan sıkıştırmak veya çevrelemek. Akdeniz üzerinde etkinliğini Doğu Akdeniz'deki unsurlarıyla entegre ederek bir bütün halde düşünmek ve konuşlandırmak, birbirini destekleyecek pozisyona getirmek ve Karadeniz'de yaratmak istediği Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki gücü veya Karadeniz'deki etkiyi de Ege üzerinden ve Yunanistan üzerinden desteklemek arzusu var. Tabii bu ne demektir? Yani Rusya'nın da Dedaaş üzerinden boğazını sıkmak. Sadece bizim boğazlar üzerinden değil, aynı zamanda boğazların Ege Denizi'ne çıkışının hemen çıkağını kontrol etmek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğe dair hem NATO üzerinden desteklemesi, hem Türkiye ile olan ilişkileri buradan manipüle etmesi ve sıkıştırma arzusunu aslında birlikte yürütüyor. Yani böyle bir tablo var. Özetle Seda Hanım. Tamurcan, Sayın Hasan Ünal'a dönmek istiyorum. Hem Atina'yı silahlandırmak hem de Ege ve Doğu Akdeniz'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlenme çalışmaları Türkiye için nasıl bir tehdit Sayın Ünal? Valla bunların çok ciddi bir tehdit olduğunu ve bunun eğer karşı diplomatik hamlelerle Yunanistan'ın etrafında toplanmış olan bölge ülkelerinin Yunanistan'dan adım adım uzaklaştırılmasının mümkün olmaması halinde
Türkiye'ye yönelik tehdidin daha da büyüyeceğini yıllardır konuşuyoruz. Şimdi öte yandan şunu da söylemek lazım. Evet, bunlar bir tehdit ama Türkiye açısından en önemli sorun Türkiye'nin kendi dış politikası. Örneğin İsrail daha geçen gün en son Maraş açıklamasına tepki verdi ve kabul etmediklerini falan söyledi. Ben bu işlerle şöyle bir 25-30 senedir uğraşan birisi olarak hatırlar, İsrail'in Türk-Yunan sorunlarında herhangi bir şekilde görüş belirttiğine hiç rastlamadım. Hatta çoğunlukla Türkiye tarafında yer alırdı. Bunu da açık ifade etmeden, açıkça söylemeden yapardı. 1997 yılında Rumlar Kıbrıs'a S-300 füzeleri siparişi verdiklerinde 97 ile 99 arasındaki o krizde İsrail hem askeri hem de diplomatik bütün girişimlerde Türkiye'nin yanında yer almıştı. Hem Washington'da konunun Türkiye lehinde cereyanında hem de askeri konularda Türk Hava Kuvvetleri'nin tatbikatlarından başka konulara kadar Türkiye'nin yanında yer almıştı. Şimdi peki ne oldu da bu hale geldi ve niye düzelmiyor bu ilişkiler? Mesela Mısır niye Yunanistan'ın yanına böyle yapıştı kaldı? Ve hala mesela Yunanistan lehinde açıklamalar yapmaktan geri durmuyorlar. Ve Türkiye'nin ilişkileri düzeltme çabaları, ki bunlar da biraz iyi gidiyor, sonra bir şey oluyor hemen bozuluyor falan. Bir cumhurbaşkanı başlamış danışmanı açıklama yapıyor. İşte Mısır'da Mısır'ın aleyhine, öbürü Suriye'nin şeyin aleyhine, İsrail aleyhine bilmem ne. Ve ilişkilerde bozulma potansiyeli yükseliyor tekrar. Ya da duraksama başlıyor. Şimdi biz örneğin işte Türkiye'deki ihvancıları, onların Mısır hükümetine karşı yaptıkları faaliyetleri çok önemli addedersek, o zaman onlar da gelir Yunanistan'a destek verirler. Bakın, Suriye konusuna saplanmış kalmış durumdayız. Ben size şöyle söyleyeyim diplomatik olarak. Ünal Albay gayet güzel izah etti konuyu askeri stratejik çerçevede. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi geçen Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti ve çok güzel açıklamalar yaptı. Neydi? Dedi ki bundan sonra iki devletli çözüm vardır. Ya vardır ya da yoktur kardeşim. Yani ister gelir konuşursunuz, isterseniz konuşmazsınız. Ama gelip konuşacaksanız, konuşacağınız, müzakere edeceğiniz baz budur. Bu temel üzerinden konuşacağız sizinle. Güzel. Peki ne oldu ardından? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin konseyi bunu kınadığına dair ve orada kündem kelimesi geçiyor. Ağır bir kınamadır bu. Ağır bir kınama. Başkanlık açıklaması yaptı. Dahası bir adım ileri gitti. O açıklamanın içine şunu da yerleştirdi. İki devletli çözümü kabul etmediğini söyledi Güvenlik Konseyi. Ve Kıbrıs'ta iki bölgeli bir federasyondan yana olduğunu söyledi. Peki Güvenlik Konseyi'nin üyeleri kimler? Daimi üyeleri. Üç daimi üye. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa. Şimdi diyelim ki bunların üçü birlikte hareket ettiler. Peki Rusya ve Çin niye oraya imza attı? Ya nasıl bir iş? Bir başka şey söyleyeyim size. Şimdi Rusya'nın bütün Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da ve Karadeniz'de uğraştığı şey ne şu anda? NATO'nun genişlemesini durdurmaya çalışıyor, değil mi? Peki nasıl olur da Rusya Federasyonu Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyondan yana olduğunu söyler, o metne imza atar? Üstelik o metni de İngiltere hazırlamış taslağını. İngiltere ile Rusya Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de feci şekilde de birbirleriyle hırlaşan iki ülke. Yani neredeyse savaş çıkaracaklarmış gibi davranıyorlar. Sadece Karadeniz'de değil, onu çoğu zaman haber yapıyoruz ama Doğu Akdeniz'de de aynı durumdalar. Peki bu iki ülke bu konuda nasıl oluyor birleşiyor? Size bir soru daha sorayım. İki bölgeli, iki kesimli bir devlete dönüşse Kıbrıs adası. Bu iki yolla olabilir. A, Türkiye'nin bileği bükülebilir, zayıf ihtimal. B, uzlaşma ile olabilir. Bu da zayıf ihtimal. Her iki halükarda da tek bir Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti ortaya çıktığında bu otomatikman Avrupa Birliği toprağı oluyor mu? Oluyor.
Hatta bana sorarsanız NATO toprağı da oluyor. Çünkü böyle bir Birleşmiş Kıbrıs'a Türkiye'nin hayır demesi ihtimali olamaz NATO'ya üyelik konusunda. Peki Suriye'deki Tartus üstünden, Himeymim havaalanından ki Rusların bu 97-100 kilometre ya da 100 kilometre civarında diyelim uzaklıkta olan bir Kıbrıs adasının NATO üyesi olmasından Ruslar nasıl memnun olur? Rusya geri zekalı bir devlet mi? Bu sorunları bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Peki neden biz, ya burada bir sorun var. Yani biz İngiltere ve Rusya gibi birbiriyle her konuda kavgalı iki devleti Kıbrıs konusunda uzlaştırıyoruz. Demek ki bir şeyleri eksik yapıyoruz. Yani biz dersek ki, ya hocam işte sen sorma bunların öyle birbirleriyle orada burada dalaştığına, konu Türkiye olunca, Türkler olunca birleşiveriyorlar. Yok böyle bir şey. Biz sebep oluyoruz. Bakın ben biz Türkiye'nin buradaki eksikliklerini ve atması gereken adımlara dönmek istiyorum birazdan Rusya ile ilgili izninizle. Efendim tabii Suriye'den bilmem neye kadar özellikle Suriye. Yani buralarda Rusya ile didişip duruyoruz. Bizim ulusal çıkarlarımıza uzaktan yakından hizmet etmeyen bir politikayı zorlamak suretiyle. Bunun o zaman yansımaları nerede geliyor bize? Mısır gidiyor Yunanistan'la işbirliği yapıyor. İsrail Yunanistan'la işbirliği yapıyor. Yakın zamana kadar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri hem de askeri manada işbirliği yapıyorlardı. Onların bu ilişkileri tam olarak durdurup durdurmadığından da emin değiliz. Allah'tan Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz normalleşmiş görünüyor ama ne derece normal bilmiyoruz. Bir cumhurbaşkanı başdanışman çıkıyor bir açıklama yapıyor. Mısır'la ilişkiler duraksamaya giriyor. İsrail'le ilişkiler bir türlü belli bir raya giremiyor. Ve Suriye konusu Türkiye'nin canını kanını böyle emen bir Türkiye'yi halsizleştiren bir sorun olarak devam edip gidiyor. Sayın Atabay, hemen size dönmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili açıklamaları biraz önce Sayın Ünal da hatırlattı. Ama şimdi şöyle bir durum var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için çeşitli adımlar da atılması lazım. Ki harekete geçilmesi lazım. Bu somut adımlar nasıl atılacak ve hangi diplomatik ilişkiler bu somut adımların atılmasını kolaylaştıracak sizce? Şimdi Seda Hanım, Hasan Hocam çok güzel bir çerçeve çizdi. Şöyle, burada özellikle vurguladığı bir konu İngiltere'nin de imzası hatta taslağı hazırlaması meselesi. İngiltere aynı zamanda garantör. Yani Kıbrıs'ta. Ama İngiltere'nin aslında böyle bir faaliyette tabii uluslararası hukuk hiçe sayıldığı için tarafsız da kalması gerekiyor belki. Yani garantör olmanın karşılığı bu. Yani siz 5 ülkenin içerisinde bulunabilirsiniz ama Kıbrıs konusu olduğunda ben kenardayım diyebilen bir İngiltere'yi bekliyor. Biz böyle bir bakış açısı olması lazım. Eğer hukuk, uluslararası hukuk ve buna saygı çerçevesinde değerlendirirsek. Ama bu nerede tabii yani az evvel hocamın da ifade ettiği gibi Rusya ve İngiltere'nin aynı potada buluşuyorlar. Şimdi tabii yani bunu kırmanın yolu çok da kolay değil. Tabii dış politika bugünden yarına hemen düzenleyebileceğiniz, hatalarınızı yeniden geriye dönük telafi edebileceğiniz çok kolay şeyler değil. Bu bir altyapı istiyor. Bu bir uluslararası arenada daha önceden oluşturduğunuz lobileri ve güçlü noktaları istiyor. Şimdi biz bunları çoğunu kaçırdık, terk ettik veya Türkiye'nin geleneksel bazı dış politik davranışlarını ortadan kaldırdık. Tabii bu karşımıza bizim büyük bir bedel olarak çıkmaya başladı. Şimdi geriye dönük telafi etme de hem bizim zamanımızı alıyor, hem enerjimizi alıyor, hem de bunların düzeltilmesi çok da kolay değil. Bazı stratejik kayıplara da neden olabiliyor. Uzun vadeli hatta. Şimdi bunun çerçevesi belki bir başka programda uzun uzun çizilebilir. Şimdi burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması meselesi veya iki ayrı egemen devletin kabulü noktası. Önce bir defa Birleşmiş Milletler kararlarının son alınan işte yani alınmış olan daha önceki kararları ortadan kaldıracak yeni bir karar alması lazım öncelikle. Ne bu? Bundan sonraki müzakerelerin yani taraflar arasındaki müzakerenin işte iki egemen devlet statüsünde egemen eşitlik çerçevesinde
şeklinde bir karar çıkarsa Birleşmiş Milletler'den bir müzakere karşılıklı yürür ve devam eder. Önce Türkiye Birleşmiş Milletler nezdinde böyle bir kararın çıkarılması çalışmasına girmesi lazım. Ya bu çok kolay mı? En zor iş bu zaten. Bunu gerçekleştirmediğiniz takdirde Birleşmiş Milletler'in önceki işte 550 sayılı karar vesaire diğer kararlar bulunduğu sürece tarafların bizim öne sürdüğümüz anlamda bir müzakere noktasına gelmesi mümkün değil. Önce bu sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla Türkiye'nin Kıbrıs'ın tanınması meselesi. Şimdi Birleşmiş Milletler kararları ortada az evvel ifade ettiğim gibi dururken Pakistan tanıyabilir mi? Zor. Azerbaycan tanıyabilir mi? Zor. Ya bakın şimdi uluslararası hukuk altyapısını bu anlamda bizim lehimize oluşturmadan tanınmasını sağlamak çok zor bir şey. Büyük devletler devreye girdiği takdirde bu zaten kolaylaşacak. Rusya faktörü çok önemli. Hocamızın vurguladığı. Şimdi Rusya faktörünü Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinde bir üs, Suriye'ye alternatif, Suriye'yi destekleyecek, Doğu Akdeniz'deki Rusya'nın etkinliğini sağlayacak, kolaylaştıracak bir üs elde etmesini sağlayacak kanalları biz işte Suriye sahasındaki Rusya ile çatışmamızda, Libya sahasındaki karşılıklı yani menfaat noktasında çatışmayı sürdürürken Türkiye'nin de bu alanda bazı menfaatlerini gözeterek bu ilişkileri düzenlememiz gerekiyordu. Ama biz bu Rusya ile burada ne oldu? Suriye sahasında ciddi anlamda karşı karşıya. Evet, yürüyoruz, birlikte oluyoruz. Anlaşamadığımız alanlarda anlaşamıyoruz. Anlaştığımız alanlarda yürüyoruz. Bu zaten uluslararası diplomasinin temel koşulu. Hatta az evvel ben Rusya Haber Ajansı'ndan şeyden baktım, Rusya'nın açıklamasından. Cenevre görüşmelerinde ne diyor Amerika Birleşik Devletleri'ne? İşte başlayacak olan görüşmeler öncesi bir yazılı beyanda bulunmuşlar. Programa çıkmadan önce gördüğüm şeyi söylüyorum. Ne diyor? Biz anlaşabildiğimiz alanlar üzerinde konuşalım, uzlaşalım. Yani bu zaten uluslararası politikanın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için temel amaçlardan, araçlardan birisidir. Biz bu noktayı kaçırdık. Yani Kıbrıs meselesi için söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. Güney Kıbrıs'ta tabii ki Kıbrıs oradaki offshore'larda, oradaki birçok finans çevrelerinde Rusya'nın ilişkilerinin olduğunu biliyorum. 100 bin civarında Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Rusça konuşan insanların orada yaşadığını, Rusya ile çok yakın ilişkilerinin olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde İsrail ile olan ilişkileri çok yakın noktada. Şimdi biz bu İsrail ile ilişkilerimizi düzenleyemedik, koparttık. Mısır'la ilişkilerimizi koparttık, Akdeniz'e attık. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Kıbrıs'taki bizim yeni ortaya ileriye sürdüğümüz tezin tanınması ve bununla ilerlemeyi istiyoruz. Evet, ben de istiyorum. Doğru bir hareket tarzı. 40 yıl daha bekleyecek halimiz yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin evet adı da değişebilir. İki egemen toplum açısından olması en doğru tercihtir. 40 yıldır oyalanmanın bedeli bu olmamalıdır. Ama bunun altyapısını önceden hazırlayıp şimdi bunu uluslararası kamuoyuna sunmuş olmamız gerekiyordu. Desteği de almış olmamız gerekiyordu. İşte Rusya faktörü burada vardı ama o da ıskalandı. Yani Rusya faktörü de ıskalandığı için Rusya tabii ki İngiltere ile birlikte aynı metne imza atıp birleşik bir Kıbrıs'ı da önümüze koyabiliyorlar açıkçası. Evet. Türk-Rus dostluğunun Doğu Akdeniz'e taşınması üzerine biraz daha konuşmak istiyorum Sayın Ünal. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rusya'nın tanıması konusunda Türkiye'nin Kırım politikasına da dikkat çekiliyor ve Türkiye Kırım'ı tanırsa eğer Rusya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyabilir diye ki sizin de bununla ilgili bir yorumunuz zaten Kremlin'de gündeme gelmişti ve Kremlin sözcüsü Peskov'un şöyle bir yorumu oldu. Rusya'nın hiçbir bölgesinin asla pazarlık konusu olmayacağı ifade edildi. Peskov'un bu açıklamasını nasıl görmemiz lazım? Türkiye'nin Kırım politikasının Doğu Akdeniz'de bir etkisi var mıdır?
Yani biz zaten şimdi, Ukrayna üzerinden Karadeniz'deki kozlarımızı da yine Rusya ile çelişir ve aynı noktada buluşamaz hale geldik. Hı. Yani Ukrayna politikası üzerinden de Kırım meselesi. Yani şimdi Kırım... Bu soruyu Sayın Ünal'a sormuştum. Soyadlar ve isim dolayısıyla bir karışıklık yaşıyoruz sanıyorum evet, ki. Tamam, buyurun, buyurun. Ben Hasan Ünal'la devam buyurun edelim. Hocam. Bu konuyla ilgili sizin de yorumunuzu alacağım. Şimdi efendim şöyle, hatta bugün benim de adımı geçirerek Dmitri Peskov cevap vermiş buna. O da şöyle, yaklaşık bir ay önce bir Rus sitesiyle, haber sitesiyle bir röportaj yaptık. Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüştüğü gündü. Orada ben çok kutuplu dünya düzeninde Türk-Rus ilişkilerinde neler yapılabileceğine, ne tür fırsat alanları olduğuna dair geniş bir röportaj verdim. Onlar da uzun uzun aldılar bunu. İngilizceydi. Sonra yani iki hafta kadar sonra da henüz yayınlamadılar ama dediler ki başka sorular da ilaveten sorabilir miyiz? Çok önem veriyoruz falan dediler. Peki dedim. İşte Karabağ'la ilgili, Kafkaslar'da neler yapabilecekleri Ruslar, Rusya ile Türkiye'nin onları sordular. Ukrayna-Rusya gerginliği ile ilgili Türkiye neler yapabilir, nasıl yapıcı roller oynayabilir konusunda sordular. O konuların içinde bu da vardı. Az önce söylediğim gibi ben dedim ki kardeşim bir tek devletli Kıbrıs çözümü Rusya'nın çıkarına değildir. Bunu Rusya görmüyor. Hı hı. Ha Rusya eğer şunu diyorsa tamam da biz politikamızı değiştirebilmek için Türkiye'nin de bir takım adımlar atmasını isteriz, Türkiye'nin de bir şeyler yapması lazım derse bunun en önemli tarafı Türkiye'nin Suriye politikasını değiştirmesidir. Çünkü Türkiye'nin Suriye politikası kendi ulusal çıkarlarına hizmet etmiyor dedi. Ve Türkiye'nin Suriye ile uzlaşıp Türkiye'deki sığınmacıları göndermek, teröre karşı ortak mücadele etmek ve Suriye'nin KKTC'yi tanımasını sağlamasına yönelik bir eylem planı geliştirilebileceğini, Rusya'nın bu konuda aracılık edebileceğini, bunun Rusya'nın çıkarlarına hizmet edeceğini, Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edeceğini, hatta Türk liderlerin yavaş yavaş işte Kırım Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün bir parçasıdır, biz böyle görüyoruz diye yüksek perdeden konuşmayı yavaş yavaş bırakarak bu konuyu dile getirmekten vazgeçeceklerini, geçebileceklerini. Çünkü bu konu çünkü Rusya'nın Kırım'ın Rusya'nın toprak bütünlüğünün bir parçası olduğunun başka bir devlet tarafından tanınmasını istemeyeceğini. Bakın bu Türkiye'de de genellikle yanlış söylenen bir şey. Çünkü Rusya zaten toprak bütünlüğünün içinde sayıyor Kırım'ı. Hı hı. Ayrıca bununla ilgili bir güvenlik konseyi kararı falan da yok ve olamaz. Yani Kırım Ukrayna toprağıdır, Rusya toprağı değildir diye. Ha bunu NATO söylüyor. Bunu Avrupa Birliği söylüyor. Bu dolayısıyla bir uluslararası hukuk kuralı haline gelmiş. Yani bağlayıcı bir hüküm haline gelmiş bir şey değil. Bu çerçeveden ben dedim ki yani Türkiye'nin Kırım'ı Rusya'nın toprak bütünlüğü olarak tanıması diye bir şey olmaz. Herhalde Rusya böyle bir şey istemez. Ama Türk liderler bu konudaki açıklamalarına son verirler. Ve bunun yerine derler ki İşte dostumuz ve komşumuz Ukrayna ile işte çok önemli bir ortağımız ve bölgesel işbirliği yaptığımız Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin barışçı yollarla çözülmesi Türkiye açısından çok önemlidir. Bu konuda üstümüze düşeni yapmaya hazırız falan gibi açıklamalara yönelirler belki dedim. Şimdi ama bir de Türk Hava Yolları Kırım'a doğrudan uçmaya başlayabilir. Aynı şekilde Kırım'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuşlar olur falan filan. Böyle alanları konuşmamız lazım dedim. Bunu da şunun için yani çok kutuplu dünya düzeninde çok boyutlu düşünmek lazım. Bütün çıkar alanlarına odaklanmak, yeni neler yapılabilir? Soğuk Savaş döneminin tortularına bulanmış olan sorunları Soğuk Savaş'ın tortularından çıkarıp şöyle bir güzelce yıkayıp durulayıp ondan sonra yeniden bakmak lazım dedim. Onlar da bunu yayınlayacağız dediler ve toplam bir ay geçtikten sonra bugün yayınlanmış. Hı hı. Ve ilginç olan şey bugün yayınlanır yayınlanmaz sanki şey gibi yani nasıl olduysa orada bir gazeteci bunu Peskov'a sormuş. Peskov da işte saygın profesörün görüşleri, Türk hükümetinin görüşleri değil demiş.
Ama bizim açımızdan işte Kırım zaten Rusya toprağıdır, herhangi bir pazarlık edilemez demiş. Ben de bunu beklerdim zaten herhangi bir Rus yetkiliden. Yani çünkü onların resmi olarak Türkiye'nin Kırım'ı Rusya'nın toprak bütünlüğünün parçası olarak saymasını bekleyeceklerini düşünmek yanlış olur zaten. Yani hikaye bu. Ama bu açıklamadan ben şunu bekliyorum, anlıyorum. Bir, yani böyle bir sorunun sorulması. İki, soruya Peskov'un ciddiye alıp cevap vermesi. Belki de Rus kamuoyunda, Türk kamuoyunda bu konular konuşulsun, tartışılsın mı istiyorlar? Bunları sizler, gazeteciler bulacaksınız. Yani biz fani akademisyenler oturduğumuz yerden bu işleri bulamayız. İşte bu hoca hükümetin görüşlerini yansıtmıyor galiba derken, acaba hükümetin görüşlerini yansıtan birileri bunları söylerse ve gelirse bize gizli diplomasiyle, ya oturalım bakın bir şeyler, şöyle yaratıcı düşüncelerle karşı karşıya gelelim, ne dersiniz derse, biz bunları görüşürüz mü demek istiyor. Öyle ya, yani bunları da anlayacak, ortaya çıkaracak olan yine ben değilim. Yani bu da benim görevim ne, işte topluma hizmet babında aklımın erdiği kadarıyla bir takım görüşler oluşturmak. Yani bunları da yaptım. Aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesinin Rusya'da gündeme gelmiş olması da bir yandan Kıbrıs Türk Devleti olarak tanınma durumunun sadece Türkiye'nin meselesi değil, aslında Avrasya ülkelerinin meselesi olduğunu da bize biraz anlatmış oluyor gibi geliyor bana. Sayın Atabay, siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Biraz önce Kırım konusunda sizin de bir yorumunuz olacaktı zannediyorum. Türkiye'nin Kırım politikası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu Doğu Akdeniz'de Türk-Rus işbirliğinin kapılarını açar mı? Sizin, pardon, Ünal Albay'a geçmeden önce sizin söylemeniz üzerine aklıma geldi. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lafını da kullanmışlar mı soruda ve şeyde, tam emin değilim. Tekrar bakmaya çalışacağım ama en azından hani Kuzey Kıbrıs'ın tanınması şeklinde bile sorulmuş olsa, dediğiniz gibi Rusya'nın, Moskova'nın bir şekilde gündemine gelmiş oluyor. Evet. Buyurun Sayın Atabay. Şimdi Seda Hanım, tabii bu Apazya meselesi de vardı daha önceden. Yani Apazya'nın tanınması, bunun karşılığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması. Tabii Karabağ faktörü var biliyorsunuz arada. Şimdi tabii o Kırım da aynı şekilde konuya eklemleniyor. Tabii bir Kosova örneği var. Yani şimdi bu aslında böyle hemen çok kolay da aşılacak bir konu da değil. Ama iyi bir dama taşı hareketleriyle, yani öyle söyleyeyim, dış politikanın çok iyi yönlendirilmesiyle, kayıp kazanç noktasında iyi hesaplanabilir risklerle bu konular bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti noktasında bazı stratejik değişimlere yol açabiliriz. Şimdi bunların öngörülmesi, hesaplanması önemli. Yani bir konuyu biz nereden tetikleyebiliriz, nereden başlatabiliriz? Bu konuyu hangi noktadan ele alırsak bizim Türkiye'nin stratejik değerlerine, lehine dönüşebilir. Şimdi bunun üzerinden çalışılabilir. Az evvel hocam ifade etti, tabii Suriye faktörü üzerinden bu çalışılabilir. Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ noktasında şimdi onu açıklamak istemiyorum. Bu başka bir tartışma konusu. Ama burada bazı faktörler üzerinden Ermenistan, bu Karabağ üzerinden caydırılarak Ermenistan'ın cazibe merkezi haline getirilmesi, Kafkasya'nın güvenliği, Gürcistan'ın da NATO bağlantısının koparılması ve Abhazya'nın tanınması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karşılıklı mütekabiliyeti oluşturulması ve ondan sonra Kırım meselesine ihtiyaç kalmadan kendiliğinden, az evvel hocamın da çizdiği çerçevede çözülmesi gibi. Şimdi bakın, ben kabaca bir isimlendirmeler, halkaları birbirine ekleyerek sürdüm. Açmadım konuların altlarını. Çünkü her birisi ayrı ayrı geniş konu. Evet. Ama bu miğfer üzerinden bunu çözebilirsiniz. Yani ben miğfer belirtmek istedim. Bu miğfer üzerinden bu sorunu çözebilirsiniz. Yoksa tabii bu Doğu Akdeniz'deki diğer ülkelerin faktörleri, etkinlikleri, Mısır'dan tutun İsrail'e, Ürdün'e uzanan
Avrupa Birliği ile olan ilişkileri, tabii ki bütün bunlar bir bütün halinde. Yani neticede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, burada istikrarın yani bizim arzu ettiğimiz şekilde bir şekle oturması, bir siyasal düzleme oturması, o kadar konjektürel etkileri ve parametreleri var ki, bir değil, iki değil, üç değil. Yani az evvel çizdiğim çerçevede hemen hemen ben 10-15 parametre sayı verdim. Şimdi bunlara bu gözle baktığımızda her biri üzerinde birbiriyle ilişkili bir hesap ve yol haritası meselesi. Yani bu yönüyle Kıbrıs'ı biz, onun için 40 yıldır bu çözülemiyor. Yani 40 yıllık bu noktaya gelinmemizin nedeni budur. Evet, şimdi yeni bir evreye girdik ama bundan sonra bence Rusya faktörü burada her zaman önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin geldiği nokta artık Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle askeri işbirliği, oranın Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Fransızlar tarafından modernizasyonu, Akdeniz'deki yeni iklim yaratılmaya çalışılması Amerika'nın. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri yasa bile çıkardı. Yani Akdeniz'deki enerji güvenliğinin denetim ve kontrolüyle ilgili bir kanun çıkarıyor. Yani kendi Doğu Akdeniz Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı gibi oraya dönük veya orası kendi vatanı gibi, yani mavi vatanı diyelim, kendisinin egemenlik alanı gibi bir yasa çıkarıyor. Buradaki hususları düzenleyecek, takip edecek. Şimdi Katsa da ona benzer bir şey. Dolayısıyla biz bütün bu zincirleri kırmanın projesi üzerinde çalışmamız lazım. Yani çok da kolay değil ama çok da zor değil. Mesela dış politikanın akıllıca doğru bir yol haritasıyla ve kayıp kazanç noktasında bazen vereceksiniz, alacaksınız karşılıklı. Ama ülkenin stratejik kayıplarına neden olmayacak, geleceğine önemli bekasını etkilemeyecek şekilde bir yol haritasına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Hasan Ünal, Sayın Ünal Atabay. Daha pek çok konu başlığım vardı aslında ama bir başka programda o başlıkları konuşmak üzere diyelim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımızla birlikte Doğu Akdeniz'deki süreci konuşmuş olduk. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İngiliz ordusundaki kadın askerlere uygulanan zorbalık ve cinsel istismar raporlandı. Savunma Alt Komitesi 4106 eski kadın askerle mevcut kadın personeli dinledi. Hazırlanan rapora göre İngiliz ordusundaki kadınların 3'te 2'sinin zorbalığa ve cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nde kadınlara yönelik kötü uygulamalar raporlarla ortaya çıkarıldı. Ordusuyla övünen İngilizler kadınlara yönelik çok sayıda zorbalığa imza attı. İngiliz ordusunun kadın askerleri korumakta başarısız olduğunu ortaya koyan parlamento kararı yayınlandı. Raporun hazırlanması için Savunma Alt Komitesi 4106 eski kadın askerle mevcut kadın personeli dinledi. Silahlı kuvvetlerdeki kadınların neredeyse 3'te 2'sinin kariyerleri boyunca zorbalığa, cinsel tacize ve ayrımcılığa maruz kaldığı tespit edildi. Komitede yer alan milletvekillerine orduda maruz kaldıkları olayları anlatan eski ve mevcut kadın personelin %62'si kabul edilemez davranışlara tanık olduğunu veya bunlara maruz kaldığını ifade etti. İfadeleri dinleyen milletvekilleri kadınların cinsel tacize uğrama olasılığının erkeklerden 10 kat daha fazla olduğu konusunda ciddi endişe duyduklarını dile getirdi. Raporda Savunma Bakanlığı'na tecavüz ve cinsel saldırı vakalarını askeri adalet sisteminden sivil mahkeme sistemine devretmesi çağrısında bulunuldu.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlayacak. Ortak hareket etme kararı alan Memur Sen ve Türkiye Kamu Sen taleplerini açıkladı. 2022 yılı içinde %21, 2023 yılında ise %17 zam teklif edildi. Ayrıca maaşlarda 2022 yılı için seyanen 600 lira artış istendi. Talepler arasında sosyal haklarda iyileştirmeler de yer aldı. Kitlerde tavan ücretler %15'e kadar düzenleme yetkisi verilmelidir. Kayıplarımıza mahsuben taban aylığı seyyanen net 600 TL telafi artışı istiyoruz. Toplam 91 maddelik talep Çalışma Bakanlığı'na sunuldu. Maaşlarda artış, özlük haklarında iyileştirme istendi. Maaşların döviz kuru karşısında durumu da ortadadır. Toplu sözleşme ikramiyesi artırılarak 1 Ocak 2022'de 450 TL'ye, 1 Ocak 2023'te ise 540 TL'ye yükseltilmelidir. Örgütlenme hakkına ilişkin sınırlamalar kaldırılarak kolektif sendikal özgürlüğü yok sayan yasaklar ve eksiklerden kurtulmalıyız. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı 2 Ağustos'ta başlayacak. Kamu görevlilerinin mevcut maaşları ile 2022 ve 2023'teki durumlarına ilişkin bazı memurlar üzerinden örnek verecek olursak tekliflerimiz ne getiriyor? En düşük devlet memuru maaşı 4453 TL'den şu anki mevcut maaşı 6149 TL'ye 2022'de, 7411 TL'ye de 2023'te ulaşmış olacak. Masada yetkili konfederasyon Memur Sen bu yıl Türkiye Kamu Sen'le birlikte hareket etme kararı aldı. Memur konfederasyonları milyonların beklediği zam artışına ilişkin taleplerini 26 Temmuz'da açıkladı. 6. dönemde katsayılar toplamda %38. Yani 2022'de %21, 2023'te %17 artırılmalıdır. %3 refah payı istiyoruz ve yine Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere %3 refah payı talep ediyoruz. 51 maddede anlaşan iki konfederasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduğu sosyal haklarda yapılmasını istediği iyileştirmeleri de açıkladı. Ayrım yapılmadan tüm kamu görevlileri 3600 ek göstergeden faydalandırılmalı. Mevcut sözleşmeli personel, yerel yönetimler dahil mutlaka ama mutlaka güvenceli istihdama alınmalı ve kadroya geçirilmelidir. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda kamu görevlileri de bayram ikramiyesi alacak şekilde kapsama dahil edilmelidir. Gelir vergisinde %15'i aşan kısım mutlaka ama mutlaka geri iade edilmelidir. Giyecek yardımı 2022 için 500 TL, 2023 için 650 TL tutarında olmalı. Sosyal medya uygulaması Clubhouse büyük bir skandalla gündem oldu. Uygulamanın kullanıcısı olan yaklaşık 4 milyon kişinin verileri sızdırıldı. Kullanıcıların telefon numaralarının Darknet'te satışa çıkarıldığı belirtildi. Dijital iletişim uzmanlarının sürekli uyarılarda bulunduğu sosyal medya uygulaması Clubhouse veri sızıntısıyla gündeme geldi. Clubhouse kullanıcılarına ait yaklaşık 4 milyon telefon numarasının karanlık ağ olarak bilinen Darknet'te satışa çıkarıldığı tespit edildi. Sızıntıyı bilgi güvenliği uzmanı Mark Roof ortaya çıkardı. Roof, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Clubhouse kullanıcılarına ait 3 milyon 800 binden fazla telefon numarasının Darknet'te satışa sunulduğunu belirtti. Hackerlar telefon numaralarını 4 Eylül'e kadar tek bir ciddi alıcıya satma niyetinde olduğunu duyurdu. Ellerinde gerçekten telefon numaralarının olduğunu kanıtlamak içinse bir kısmını yayınladılar. Roof, uygulamayı kullananların yanı sıra rehbere erişim iznini verenlerin kişi listesindeki herkesin telefon numarasının sızdırılmış durumda olduğunu da ifade etti. Sosyal medyada yalan habere karşı hazırlanan yasa tasarısında ilk ayrıntılar ortaya çıktı. Ekim ayında meclise sunulması beklenen tasarıda sosyal medyada dezenformasyon yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve sosyal medyayı bir süre kullanmama gibi cezalar öngörülüyor. Asıl tehlikeli olan sosyal medya tröstlerinin siyasete ve özgürlüklere yönelik keyfi ve aleni müdahale cesaretlerinin artmasıdır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği sosyal medyadaki yalan haberlere karşı yasa çalışmalarına hız verildi.
Hazırlanan tasarıyla ilgili ilk bilgileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya açıkladı. Hürriyet'e konuşan Özkaya, sosyal medyada dezenformasyon yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve sosyal medyayı bir süre kullanamama gibi cezalar getirilmeli önerisinde bulundu. Sosyal medyaya ilişkin ilk düzenleme 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasayla birlikte üye sayısı 1 milyonu aşan sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci bildirme zorunluluğuyla suç oluşturan içeriğin çıkarılmasına yol açılmıştı. Hazırlanan yeni yasayla suç unsuru oluşturan içeriklerin daha net tanımlanması bekleniyor. Özkaya'nın paylaştığı bilgilere göre bu kapsamda Almanya modeliyle birlikte Fransa ve İngiltere örnekleri de baz alınıyor. Ancak yasanın Türkiye'ye özel bir model olması öngörülüyor. Anayasa Komisyonu Başkan Vekili'nin inceleneceğini söylediği örneklerden biri olan Almanya'nın sosyal medya yasası hangi maddeleri içeriyor? Almanya, sosyal medya ile ilgili ilk yasasını 2017 yılında kabul etti. Yapılan değişikliklerle birlikte sosyal medyada paylaşılan yalan haberlere karşı soruşturma yolu açıldı. Ich habe Ihre Anträge gelesen. Almanya'da terör, cinsel suçlar ve pornografi, din ve vicdan özgürlüğüne hakaret, yalan haber, dezenformasyon ve mezenformasyon şeklindeki 4 başlığı katalog suç olarak tanımlıyor. Yasa, kanunda gösterilen hukuka aykırı içerik tespit edildiğinde içeriğin yayından kaldırılması için 24 saat süre tanıyor. Aksi takdirde 50 milyon avroya kadar para cezası kesiliyor. Kanuna uyulma durumuysa federal hukuk dairesince denetleniyor. Suç unsuru içeren paylaşımların kriminal dairesine bildirilmesi de ayrıca zorunlu tutuluyor. Suç tespit edilmesi durumunda ise 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Almanya'nın sosyal medya yasasında Haziran ayı sonunda yapılan bir diğer değişiklikle kullanıcılara itiraz hakkı da getirildi. Kullanıcılarla sosyal ağ sağlayıcılarının bir uzlaşıya varamaması durumlarında ise arabulucular devreye giriyor. Türkiye'nin hazırlayacağı sosyal medya yasa tasarısının Ekim ayında meclis gündemine gelmesi bekleniyor. İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz darbe gecesinin kahramanı Ömer Halis Semih ile ilgili skandal bir paylaşım yaptı. Kahraman Asubay'ın öldürdüğü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkan Sarıtaşlı, Ömer Halis Semih için ise darbeci ifadelerini kullandı. Uğur Songül Sarıtaşlı, İYİ Partili, hatta yönetici düzeyine kadar yükseldi. Tokat İl Başkan Yardımcısı oldu. Sarıtaşlı son olaraksa skandal paylaşımla 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'i hedef aldı. İYİ Parti yöneticisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gecesi darbeci Semih Terzi'yi etkisiz hale getiren şehit assubay için skandal ifadeler kullandı. FETÖ'cü Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halis Demir'e darbeci diyen Uğur Songül Sarıtaşlı, Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halis Demir olduğunu da biliyorsunuz değil mi ifadesiyle 15 Temmuz darbecilerine destek oldu. İYİ Partili isim Halis Demir'i suçladığı tweetini tepkiler sonrası sildi, sonra da hesabını kapattı. İYİ Parti yönetimi ise Twitter'da büyük tepki toplayan bu skandalı temizleyebilmek adına bir adım attı. İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi de olan Sarıtaşlı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Aydın'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Kuşadası'nda halk plajlarının büyük kısmı ücretli şezlonglarla dolduruldu. Bu yıl hem fiyatlar ikiye katlandı hem halkın ücretsiz denize girebildiği alanlar daraltıldı. Dar gelirli vatandaşlar bu duruma tepkili. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki halk plajlarında bu yıl şezlong ve şemsiye fiyatları adeta ikiye katlandı. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Şezlong şemsiye 70 lira yani çok fazla. Sadece şemsiye 50 lira. Otellere bütçesi yetmeyen dar gelirli ailelerin tek seçeneği ücretsiz halk plajlarıydı. Ancak günübirlik denize girip serinlemek bile artık onlar için lüks. 4 kişilik bir aile mesela nasıl? 140-160 lira civarı sadece şenzokla şemsiyeye veriyorsun para. Bunun içinde yemek, içmek hiçbir şey yok. Asgari ücretle geçinen bir aile imkan yok, veremez. Geçen sene abi biz 40 lira verdik iki arkadaş. Bu sene hiç iyi değil. Üstelik halk plajlarının ücretli şezlonglara ayrılan kısmı genişletildi. Ücretsiz kısımlar daraltıldı. Ben Kuşadası'nın yerlisiyim zaten. Halka açık olan yer çok az olduğu için bu konumdan kimse memnun değil. Bizleri kısıtlıyor. Biz de en ufak bir yerler boş bulduğumuz yere giriyoruz.
Vatandaşlar Didim ilçesinde de durumun farklı olmadığını söyledi. Burada da öyle ama Didim'de daha fazla, bundan daha fazla. Bütün her taraf, siteler de dahil, şezlonglara belediye müsaade etmiş. Ama biz giremiyoruz, kenarlara, arka planlarda kalıyoruz. Giderek artan geçim sıkıntısı nedeniyle tatil yapmakta zorlanan vatandaşlar, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden çözüm istedi. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği liselere giriş sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin %93'ü tercihleri arasında bulunan okullardan birine yerleşti. Sınavlı okullarında %95'i doldu. Bir yıldır aralıksız çalışan öğrencilerin %93'ü emeklerinin karşılığını aldı. Tercih ettikleri okulları kazandılar. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği liselere geçiş sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçlara sonuç.map.gov.tr adresinden bakılabiliyor. Sonuçlara göre ortaöğretim kurumlarında doluluk oranı %95 oldu. Covid-19 nedeniyle zor bir yıl geçiren öğrencilerin %92'si ilk 3 tercihinden birine yerleşti. Sınavsız yerleşen öğrencilerin oranı ise %51 olarak kaydedildi. LGS tercih sonuçları ardından yerleştirme esas birinci nakil tercih başvuruları 26-30 Temmuz tarihlerinde alınacak. Covid-19 vakalarında ciddi bir artış olmaması durumunda okullar 6 Eylül'de açılacak. Covid-19 ile ilgili araştırmalar aşının önemini daha da artırıyor. İngiliz bilim insanları virüsü atlatanlara bir test yaptı. Covid-19 geçirenler zeka testi çözmede, hastalık geçirmeyenlere göre zorlandı. Covid'i ağır geçirenlerde bilişsel kabiliyet kaybı da tespit edildi. İngiliz bilim insanları dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. Covid-19'u ağır geçirenlerin bilişsel kabiliyet kaybı yaşadığı ortaya konuldu. Özellikle hastaneye yatırılıp ventilatöre bağlananlarda 7 puana varan IQ kaybı gözlendi. Daha da ilginci, bu oranın daha önce felç geçirmiş ve öğrenme güçlüğü bildirenlerde görülenden bile daha büyük bir oran olduğu kaydedildi. İngiliz bilim insanları, Ocak-Aralık 2020 döneminde COVID-19 geçiren ve geçirmeyen 81.337 kişinin bilişsel kabiliyetlerini ölçtü. Testin sonuçları, COVID-19'dan iyileşenlerin bilişsel kabiliyetlerinin önemli düşüşe uğradığını gözler önüne serdi. Covid'i geçirenler zeka testi çözmede hastalık geçirmeyenlere göre daha çok zorlandı. Covid'den iyileşenlerin büyük bölümünün nöropsikiyatrik ve bilişsel komplikasyonlardan etkilendiği saptanmıştı. İşte tam da bu noktada aşının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü aşı hem Covid-19'u daha hafif atlattırıyor hem de bulaşıcılığı azaltıyor. Aşılamayı artırmak için valilikler ve yerel yönetimler çeşitli çalışmalar yapıyor. Türkiye'de aşılamanın en düşük olduğu kentler arasında olan Şanlıurfa'da da genç nüfusu teşvik amacıyla aşı yaptıran gençlere çekilişle hediyeler verilmeye başlandı. Türkiye koronavirüsle mücadeleyi aşılama çalışmalarıyla sürdürüyor. Nüfusa göre aşılama oranları düşük olan bazı illerde valilik ve yerel yönetim makamları aşıya teşvik etmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında en az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu kentler arasında ikinci sırada yer alan Şanlıurfa'da gençlere aşı yapılmaya teşvik etmek için aşı yapılanlara çekilişle hediyeler verilmeye başlandı. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen kampanyada 18 ila 25 yaş aralığındaki gençlerde aşı yapılma oranlarının artırılması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vaka sayılarının kontrol altında tutulduğunu ancak Şanlıurfa'nın pandemiyle mücadelede ortaya koyduğu performansı aşılamada gösteremediğini belirtti. 65 yaşın altına, diğer yaş gruplarına geçtikçe aşılama performansımızın düştüğünü. Bu haftadan itibaren aşılama noktasında yoğun bir çalışma daha ortaya koyacaklarını aktaran Vali Erin, aşı stoğu ve sağlık çalışanı yönünden de hiçbir eksiklerinin bulunmadığını sözlerine ekledi. Mersin'de Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olan Tarsus Doğa Parkı'ndaki lemurların sayısı 13'e ulaştı. Anavatanı Madagaskar adası olan sevimli lemurlar ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Onlar sevimli ve meraklı halleriyle çizgi filmlere konu olan Madagaskarlı lemurlar. Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı lemurlara ev sahipliği yapıyor. Lemurlarımız şu anda popülasyon olarak doğa parkları içerisinde iyi sıralardayız. İki tane familyamız var. Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olan Tarsus Doğa Parkı 70 farklı türden 2000 hayvanı barındırıyor. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği türler arasında lemurlar bulunuyor. Halka kuyruklu makilerde özellikle koku savaşları oluyor. Kendi alanlarını sahipleniyorlar. Dolayısıyla biz de popülasyona yönelik olarak popülasyonları genişledikçe, sayıları arttıkça kendi alanları içerisindeki refah koşullarını arttırmaya çalışıyoruz. Lemur nüfusu her geçen yıl yeni doğumlarla artıyor. Bu yıl doğan 3 yavruyla birlikte lemur sayısı 13'e ulaştı. Tarsus Doğa Parkı Müdürü Nilay Serpin, lemurların çoğalmasına büyük özen gösterdiklerini söyledi. Çok dikkatli bir şekilde bu üyeleri hangi familyada olduğuna dikkat ederek iki farklı alana ayırdık. Kendi kokularının olduğu yerlerde yine sabit bakıcılarla beslemelerine, bakımlarına devam ettik. Tropikal iklim canlısı olan lemurlar çeşitli meyve ve sebzelerle günde iki kez besleniyor. Veterinerlerin gözetimindeki lemurlar gün boyunca ipler ve parkurlarda oyunlar oynayarak vakit geçiriyor. Gel kızım, al. Doğu Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışın Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında şiddetli olması bekleniyor. Vatandaşlardan sel ve heyelanlara karşı dikkatli olunması istendi. Doğu Karadeniz 2 hafta arayla 2 sel felaketi yaşadı. 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları sürerken bölge için bir sel uyarısı daha geldi. Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısındaki şiddetli yağış bekleniyor. Üst üste yaşanan iki sağanak nedeniyle toprağın suya doyduğu belirtiliyor. Olası bir felaketin daha büyük olmasından endişe ediliyor. Yetkililer meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı. Meteorolojinin yapmış olduğu uyarı öncesinde kamu kurumları da seferber oldu. Ordu'da sabah saat 5'te Vali Tuncay Soner'in başkanlığında İlgili kurum müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda kente meydana gelebilecek herhangi bir afet olayında alınacak tedbirler görüşüldü. Giresun ve Rize'de valilerin başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Trabzon'da ise Vali İsmail Usluoğlu valilik toplantısında salonunda kamu kurum müdürleriyle bir araya geldi. İran kuzeyindeki Kirkuk bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu piyade uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı kahraman askerin ailesine başsağlığı diledi. İran kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu. Kirkuk bölgesindeki Goraspi Dağı'ndan PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ateş sonucu Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli piyade uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadelerine yer verildi. 2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Çelebi'nin haberi memleketi Kırıkkale'nin Balışeh ilçesinde yaşayan ailesine de ulaştı. Kırıkkale Belediyesi tarafından şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. MİT operasyonuyla PKK'ya bir darbe daha indirildi. Hakuk Lojistik Alan Sorumlusu Serdar Piravesta kod adlı terörist Hakan Ateş, İran kuzeyindeki Hakuk'ta etkisiz hale getirildi. Filmleri aratmayan operasyonun kritik ayrıntılarını getiriyoruz ekranlarınıza. Adım adım takip edildi. Sahadaki kaynaklardan alınan bilgilerle yeri belirlendi. En uygun zamanda yapılan kritik operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT'in Suriye ve Irak'ın kuzeyinde üst düzey PKK hedeflerine nokta operasyonları devam ediyor. MİT'in bu kez hedefinde PKK-KCK'nın Hakurk Lojistik Alan Sorumlusu Serdar Pir Avesta kod adlı terörist Hakan Ateş vardı. PKK-KCK'nın üst düzey isimlerini kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip eden MİT, yerel kaynakları vasıtasıyla büyük bir gizlilikle örgüt mensuplarının kullandıkları bir alanı tespit etti.
Kritik operasyon adım adım planlandı. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden MİT, dikkat çekmemek için bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Operasyon için bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçildi. Birbirinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleri kullanılarak Hakan Ateş'in faaliyetleri adım adım takip edildi. Hakurk'ta olduğu öğrenilen terörist için en uygun zaman belirlenerek harekete geçildi. Titizlikle yürütülen operasyonda sözde Hakurk sorumlusu etkisiz hale getirildi. Böylece PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki lojistik ağına ağır bir darbe indirilmiş oldu. 6 yıl boyunca Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist Hakan Ateş, PKK'nın yurt içindeki uzantısı YDGH içerisinde aktif şekilde görev alıyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize ediyordu. PKK'nın Hakurk bölgesinde yürüttüğü lojistik faaliyetlerin sorumlularından olan Hakan Ateş, aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasındaydı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki komutanlarla sınır hattına gitti. Kilise temaslar sürerken operasyonlar da devam etti. Hakkari'de 2, İran kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki komutanlarla Kilis sınır hattına gidip değerlendirmelerde bulundu. Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik etti. Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yerinde inceleme ve denetim yapıldı. Hakkari'de 2, Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, Eren 14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlar sınır ötesinde de devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 olmak üzere toplam 3 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. PKK-YPG'nin önceki gün Elbap'ta düzenlediği saldırının ardından Suriye ve Rusya Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldığı yalanı piyasaya sürüldü. Komployu Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması ortaya çıkardı. Bakanlık açıklamasında yapılan karşı operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. PKK-YPG saldırdı, Rusya ve Suriye suçlandı. Gerçekse kısa sürede ortaya çıktı. Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde önceki gün PKK-YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 askerimiz şehit oldu. 2 askerimiz de yaralandı. Saldırının Türk zırhlısının Elbap'ın Hazvan hattından Seyih Nasır askeri noktasına giderken güdümlü tank savar füzesiyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığına işaret edildi. Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki arkadaşımız da yaralanmıştır. Saldırının ardından Membiç ve Tarifat'taki terör hedeflerinin fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlarla ateş altına alındığı ve etkili şekilde vurulduğu bildirildi. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma ateşlerimiz sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Yapılan karşı operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Fırat Kalkanı bölgesinde iki kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Saldırı haberinin duyulmasıyla birlikte sosyal medyada alışıldık bir yalan kampanyası da devreye girdi. Resmi açıklama beklenmeden saldırının Rusya'nın destek verdiği Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği yalanı ortaya atıldı. Terör örgütünün de bu saldırılardaki esas amacının TSK ile Suriye ordusunu karşı karşıya getirmek olduğu değerlendiriliyor. Özellikle Suriye kontrolündeki bölgelere sızarak saldırılar düzenleyen terör örgütü, dönem dönemde Suriye askerlerinin üniformalarını giyerek benzer kışkırtmalara imza atıyor.
PKK-YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef aldığı saldırılarda Türkiye içindeki muhalefetin tavrı da dikkat çekiyor. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırılara yönelik kınamalarında ısrarla PKK-YPG'nin adını vermiyor. HDP'yi kapatma davasında iş yükü bahanesiyle süreci uzatan adımlar atan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a istifa çağrısı büyüyor. Akademisyen ve şehit yakınları öncelikle meselenin PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kapatma davası olduğunu belirtti. İş yükü açıklaması yaptığı için de AYM Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi. Terör örgütlerine taşeronluk eden, terör örgütünün siyasi uzantısı olan bir partidir. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatma davası için iş yükü açıklaması nedeniyle toplumun her kesimden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a istifa çağrısı gelmeye devam ediyor. HDP'nin yanında düşünenlerin HDP'nin yanına gitmesi gerekir. Şehit yakınları ve siyasetçiler, yargı mensuplarının, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Türkiye'de faaliyet göstermesine karşı çıkması gerektiğini vurguladı. Eğer bu konuda gerekli tavırları göze alamayacaklarsa onu alacak olanlar vardır. Dolayısıyla oradaki görevlerinden bu kişilerin çekilmesi gerekir. Türk milletinden, Türk tarihinden daha önceki konuları varsa, onlar sivil hayata geçerlerse o konularla ilgilenirler. İstikbal, istiklal konusudur. HDP Kapatılsın platformu üyesi ve siyasetçi akademisyen Özcan Yeniçeri, Anayasa Mahkemesi'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi bir an önce kapatması gerektiğini söyledi. Yargı gereğini yapmak ve yerine getirmek zorunda. HDP meselesi Türkiye'nin öncelikli bir meselesidir. Türk milleti HDP'yi kabul edemiyor. Herkes ya sabır çekerek sonucun ortaya çıkmasını bekliyor. Böyle bir ortamda kemküm etmenin, işi yokuşa sürmenin bir mantığı yoktur. Bir terör örgütünün varlığı, hukuk düzeninin yokluğu anlamına gelir. Şehit yakınları da Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi bir an önce kapatması ve Zühtü Arslan'ın istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi. Annem şehit olduğunda benim yanımda ne HDP vardı ne de benim yanımda HDP yoktu. Sonuçta HDP benim yanımda değil, annemi şehit eden teröristlerin cenazesine gitti. HDP ile ilgili her konu yapılabilecek kapatmaya dair her adım, her adımın destekçisiyim. HDP'nin kesinlikle kapatılması gerekiyor çünkü siyasi bir oluşum değil. Tamamen terör örgütlerinin finanse ettiği ve lanse ettiği bir kuruluş. HDP'yi kapatma davası bir an önce görüşülmeli. CHP kapatma davası için iş yükü bahanesini öne sürerek HDP'nin yanında olduğunun mesajını veren Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a sahip çıktı. Parti sözcüsü Faik Öztürk, CHP olarak görüşümüz belli. Milletin açtığı partiyi millet kapatır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini belirten Öztürk, tanıtıma beklerken Erdoğan'ın verdiği külliye müjdesinin de hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Yani Anayasa Mahkemesi'nin gündemine Anayasa Mahkemesi hakimdir. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın iş yükü bahanesi için böyle dedi CHP sözcüsü. Terörün siyasi kapısına kilit vurma sürecinde HDP'nin yanında konumlanan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı savundu. CHP olarak da bizim bakış açımız bellidir. CHP Merkez Yürütme Kurulu 26 Temmuz'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası parti sözcüsü Faik Öztürk açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nin üye kabul etmesiyle birlikte iki ayrı devletin varlığı fiilen kabul edilmiştir. Öztürk, ulusal kanalın PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasına ilişkin davadaki açıklamalarıyla tepki toplayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yapılan istifa çağrıları sorusuna yanıt verdi. Efendim, ulusal kanalın diğer sorusu da şöyle. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın HDP'nin kapatılması davasında yaptığı iş yükü açıklamasına tepkiler geldi. Aslan'ın bu açıklamasının HDP'nin kapatılmasına karşı bir görüş olduğu belirtildi. Bu nedenle de istifası istendi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? CHP olarak da bizim bakış açımız bellidir. Siyasi partileri millet açar, millet kapatır. Ulusal kanalın CHP sözcüsüne yönlendirdiği bir diğer soruysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımına ilişkin oldu. Kuzey Kıbrıs'ın tanıtılması gerektiğini söyleyen Faik Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliye müjdesinin hayal kırıklığı olduğunu da belirtti. Ulusal kanalın ilk sorusu şöyle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için bazı öneriler, atılması gereken adımlar gündeme geldi. Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacak ülkelerde tartışılıyor.
Dünyadaki ve özelde Doğu Akdeniz'deki dengelere bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hangi ülkeler tanımaktan, hangi ülkeler tanımamaktan yana olur? Cumhuriyet Halk Partisi daha ilk günden beri Kıbrıs Türklerinin haklı davasının yanında oldu. Tabii hükümetin de bu konuda gerekli çabayı göstermesi gerekir. Kuzey Kıbrıs'ın başta dost ve akraba ülkeler olmak üzere tüm dünya tarafından tanınması için açık bir çağrı yerine Kuzey Kıbrıs'a bir saray yapılması projesinin ortaya atılması gerçek bir hayal kırıklığı olmuştur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Fransa'dan 18 Rafael savaş uçağı alan Yunanistan'a tepki gösterdi. Kilis'te 2. Ordu İleri Komuta Yeri'ni ziyaret eden Akar, Yunanistan'ın provokatif saldırılardan vazgeçmediğini söyledi. Yunanistan'ın adaları silahlandırarak Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı davrandığını belirten Akar, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Bir silahlanma yarışına tutturmuşlar, gidiyorlar. Arkadaşlarım, bu 3-5 uçak almakla, 3-5 efendim kullanım uçakla efendim güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Maalesef Yunan komşularımız provokasyondan, provokatif açıklamalardan, saldırgan söylemlerden bir türlü vazgeçmediler, vazgeçmiyor arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi biz hukuktan yanayız, diyalogtan yanayız ve bunu samimi olarak yapıyoruz. Bir tarafta Lozan Anlaşması var, bir tarafta efendim Paris anlaşması söz konusu, yani 1920-1947. Bunlardan bahsediyoruz ve bunları dahi teferruat gibi görme eğiliminde bizim komşularımız, yok saymak, göz ardı etmek gibi bir eğilime giriyorlar. Demişiz ki şu adalar silahlandırılamaz. Bunlar gayri askeri statüde olacak diye. Ve bu 1947'de teyit edilmiş. Bunlar şimdi silahlandırılıyor. Tehdit var diyorlar. Arkadaşlar, tehdit vesaire böyle bir şey asla söz konusu değil. Yunanlı komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçı çözümlerle, siyasal çözümlerle, yani buradaki sorunlarımızı çözmek gayretlerimize katılmalarını bekliyoruz. Bu Kıbrıs konusunda arkadaşlarım, bu artık 50 seneden beri yapılmış, denenmiş yollar var. 50 seneden beri. Çözüm yok. Yani Güney Kıbrıs Rum yönetimi anlam planını reddetmiş bir topluluk. Ve geldiğimiz noktada aynı yerde tekrar böyle gitmenin, gelmenin, konuşmanın, görüşmenin, zaman kaybetmenin manası yok. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kararını verdi arkadaşlar. Ve bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Egemen, bağımsız, iki eşit devlet. Bunu herkesin sindirmesi lazım, özümsemesi lazım. Günlüğün burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.